Herkese merhabalar. Fütüritin programına hoş geldiniz. Ben Velveli Cemil Bey. Bugün stüdyoda ağırlamaktan büyük e, mutluluk ve onur duyduğum çok özel bir müzisyen abim e, bizlerle. Sevgili Edis Hafızoğlu. 1980'de Bulgaristan'ın Silistre şehrine bağlı Paisiyevo köyünde müzisyen bir aileye doğan Edis Hafızoğlu'nun müzik hayatı babasının darbuka çalmayı öğretmesi ve özellikle de dedesinin ısrarları neticesinde 7 yaşında bağlama öğrenimiyle başlıyor. 1992 yılından itibaren Bulgaristan'da kurulan Sakin Tuna Sanat Topluluğu ile neredeyse tüm ülkede konser çıkıyor ve yarışmalarda ödüller kazanıyor. Davul çalmaya ise 1995 yılında Kabataş Erkek Lisesi Orkestrası ile başlıyor Edis Hafızoğlu. 2000 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Endüstriyel Tasarımı bölümüne giriyor. 3 yıl sonra 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Caz Performans bölümünü tam burs alarak kazanıyor. Burada Cengiz Baysal, Donovan Mixon, Can Kozlu, Selen Gülün gibi değerli hocalarla çalışıyor. Aynı dönemde Aydın Esen ile özel çalışmalar yapıyor. Okul döneminde günde 8 ila 12 saate varan davul pratiğinin yanı sıra ona en büyük okulun Bilgi Üniversitesi'nde İken Ricky Ford'un orkestrasına girmesi ve burada haftanın 5 günü de sıkı sıkıya yaptıkları provalar olduğunu söyleyen Edis Hafızoğlu, bu çalışmaların neticesini görmeye başlıyor ki kariyeri boyunca 200'den fazla albümde davul koltuğunda görüyoruz kendisini. 2009 yılının Aralık ayında ise Türkiye'nin ilk enstrüman dergisi olan 3 sene boyunca 3 ayda bir yayınlanan Drum and Bass dergisinin kurucusu ve editörü olduğunu görüyoruz. 2009 yılında aynı zamanda İstanbul'da başlattığı ama yıllar içerisinde Antalya Kaş'ta da ikinci bazını oluşturduğu plak firması Lean Records'ı kuruyor. Bu projelere ek olarak 2014 yılında başlattığı solo projesi olan Nazravi projesiyle 3 albüm ve bir kısa çalar yayınlıyor geçen seneler içerisinde. Aynı zamanda bu projeyi rap estetiğiyle birleştiriyor ve de içinde The Poet, I Ben, kamufle, ağaç kakan gibi rap sanatçılarının da olduğu Nazdravya X Rap adını taşıyan ve 2021 yılında İstanbul'daki Hayyam stüdyolarında canlı kaydettikleri bir albüm yayınlıyor. Nazdravya projesinin yanı sıra içerisinde grup elemanı olarak yer aldığı proje ve grupların arasında ise Ceza, Julie Özçelik, Elif Çağlar Quartet, Cem Tuncer Quartet, Yansımalar, Alper Sönmez Ceryanlı projesi gibi isimler ve projeler var. Bugüne kadar birlikte çalıştığı müzisyenler arasında Ricky Ford, Daska Gajkovic, Eddie Henderson, Arto Tunç Boyacıyan, İmer Demirer, Roy Hargrove, Roberta Zambarini, Randy Brecker, İbrahim Maluf, Wolfgang Mütşpile, Paula West, Kevin Mahogany var. An itibariyle kaşığı kendine baz olarak almış bir isim Ediz Hafızoğlu. Bu kadar koşturmanın ve meşguliyetin arasında da buraya kadar geldiği için de çok çok teşekkür eder ve programa başlarız. Ediz abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Toplum olarak iyi değiliz ama iyiyiz yani. Evet. Öyle diyelim. Bu kadar böyle buraya gelerek de vakit ayırdığın için de tekrar çok teşekkürler. Bu kadar meşguliyetin... Arasında çünkü Kaşlı İstanbul arasında bayağı böyle bir mekik dokuduğunu biliyorum veya konserler olduğu sürece Türkiye'nin başka yerlerine çok teşekkürler tekrardan. Bugün böyle canavar gibi bir playlist var elimde. Evet. Ee, ben açıkçası birazcık böyle e, buradaki hikayeleri çok merak ediyorum çünkü benim aslında Uzaktan izlediğim, birazcık daha aşina olduğumu düşündüm Edis Hafızoğlu'nun başka bir yönünü de göreceğiz gibi. Ama bu parçalara geçmeden evvel ben sana bir soru yöneltmek istiyorum. Bu şekilde başlamak istiyorum programa. Dinleme alışkanlıklarınla ilgili bu aralar, dinleme alışkanlıkların, eskiden dinlediğin albümleri mi sürekli çeviriyorsun? Yeni şeyler keşfettiğin bir zamanda mısın? Uzun bir zamandır yeni bir şey girmiyor hayatıma. Keşfetmeye çalışıyorum aslında <laughs> ama bilmiyorum. Belki de insan öyle daha güvende hissediyor, bildiği şeyleri dinliyor ve çok <laughs> zevk aldığı. Benim zaten o Spotify'ın bir yıl sonu şeyi çıkıyor ya hmm. orada her sene bir Dire Straits en yukarıda durur öyle ve mi ve böyle hep orada gidiyor. Bu sene böyle biraz daha fazla galiba rock ve metal dinlemeye tekrar o eski albümlere döndüm. E onun dışında bir değişiklik yok hakikaten yıllardır dinlediğim şeyleri dinliyorum. Yani yeni ne hmm. koysam hiçbir şey bana böyle yani hemen geçip böyle saati geldiği zaman dinlediğim hmm. albümler ve parçalar var öyle gidiyor. Hiç böyle bir e, belli bir medya formatı arşivciliğin var mıdır? İşte plak arşivciliği veya ben CD biriktirmeyi çok severim gibi böyle şeyler vardı, var mı? Yani vardı yani kasetler var zaten. Yani Türkiye'de belki de o 90'larda yayınlanmış birçok demo evimde var. Hı hı. E kutulardalar ama şimdi çıkaracağım işte ve onları bir yere koyacağım. Ne varsa hani mektupla para yollardık ya o dönemden var. Yani 90'larda mektupla para yolladığımız ve bize... Başka bir mektupla kasetin geldiği dönem. Ben bu dönemi ee, bilmediğim için bana güzel e, geliyor şu anda. öyleydi. Şimdi. Çünkü o demolar sadece bir dergide yayınlanıp işte diyelim ki Şebek'te Hı -hı. şu adrese 3 lira yollayayım ve bu şey demo size gelsin gibi Hı -hı. durumlar vardı. Oradan baya bir demo var elimde. Ama hepsinin üzerinde de el yazı. Hani Metallica'yı yazıyorsa Hı -hı. Evet. böyle Metallica. Onu elle yazmışım hep. İşte Iron Maiden yazıyorsa elle. Hepsi böyle kendi el yazımda onların logolarıyla şeyde duruyor böyle. Senin logolarını çizdiğin bir şey evet, mi var? Evet, bire birebir onları uygun. hep logoyu taklit edip falan hani böyle of. detinden bilmem nesine birebir yapıp kıvırıp onları oraya şey koyup kesip makasla diye çok uğraşmışız yani ha, hakikaten. Ben de görünce vay be bu kadar kaseti hani 200 küsür kaset ve hepsi tek elle yapılmış logolu falan. Bunların fotoğrafı... orijinali içinde ama dışına kendi Dış... el yazımı yapmış. İnanılmaz bu arada bir arşivleme tekniği. Bence hmm. bunu hani ayrıca bir Evet ben bakın zamanda böyle bir çizermişim deyip böyle bir dijital hale getirip gerçekten parlasam hiç Ama Ben zaten şey e, endüstriyel tasarım okudum İMRO'dan da resimle evet. girip falan Hı -hı. zaten öyle bir şeyim vardı bir tarafım vardı. Hı -hı. O yüzden bana daha kolay gelmişti o iş. Madem eski albümlere döndün zaten playlist birazcık bunu böyle bir yansıtıyor. Evet. Dire Straits demiştin ama ilk başta beni aslında gördüğümde playlistte birazcık şaşırtan bir şekilde başlıyorsun. Eros Ramazzotti, Cosa della Vita parçası Tutte Story albümünden 1993 yılında yayınlanan davullarda İngiliz davulcu Steve Ferron var. 4 sene sonra da 1997 yılında bu şarkıyı Tina ile düet yapıp evet. tekrar kaydediyor. Buradaki davullarda ise Vini Cagliuta var. Hı hı. Bu parçayla alakalı bize ne söylemek istersin? Zaten yani davullu ya davulla başlayıp böyle, hı hı. gitarla davulla başlayıp e, beni çok etkileyen parçalardan biriydi. Çünkü işte o dönemde 13 yaşındaydım, hı hı. E, 93'te. Kuzenim gelmişti, ben o zaman Bulgaristan'daydım. Hı hı. Daha Türkiye'ye göçmemiştim, yani 89'da göçtük ama. Hemen 8 ay sonra geri dönmüştük. Kuzenim getirmişti. Ya böyle bir müzik var deyip kasetiyle gelmişti hı hı. yani. O da o dönemde tabii burada işte Madonna konseri var, Michael Jackson var falan onları evet, izliyor. Biz evet. de böyle köyde ne oluyor ya orada falan internet yok, bir şey yok. Hani geliyorlar anca yazın da tatile. Evet, evet. O zaman anlatıyorlar. O zaman öğreniyorsun. İşte bana verdiği kasetlerden biriydi yani. Böyle hatırlıyorum bir Sony player vardı ve kaset çalar. Ona bastım böyle. Direkt böyle dur çokki çözülse evet diye ya girdi ne oluyor falan olmuştum böyle. O zaman çünkü bağlama çalıyorum, darbuka çalıyorum. Hani davulla böyle yakından uzaktan bir alakam yok. Beni Bulgaristan'da dinlediğimiz müzikler ne yani yerel ne varsa onu biliyorsun. Çok da böyle kopmuyorsun o şeylere. Sonuçta e, davulcular da ya asma davul çalıyor ya da böyle bir rototomlu daha böyle hani darbukamsı Hı -hı. şeyler ritimler çalıyor. Böyle bir ilk koptuğum şey oydu. Aslında beni rak müziğine doğru yönlendiren hikaye belki de o ilk duyduğum şeydi Duydum, yani o zaman. Güçlü groove. Evet aynen öyle. Ben bu arada şeyi de merak ettim. Bulgaristan'da dinlediğin müziklerle alakalı şeyi çünkü çok bilmiyorum hani rejim değişikliği içerisinde Bulgaristan'da Sofya Radyosu'nda o dönem veya daha öncesi yapılan böyle birazcık daha batı müziği endeksi işte Bulgaristan müziğini cazlı harmanlama gibi şeyler çalınıyor muydu yoksa onlar gene birazcık gizli kapaklı falan gibi e, mekalıyordu hani yapan yapıyor ama çok da ulusal bir yayın Yok, yok Bulgar mıdır? müzikleri zaten Ivo Papazov'la özellikle 80 Hı -hı. başından itibaren benim doğduğum yıldan itibaren sonradan bakıyorum tabii Hı -hı. ne olmuş diye. O döneme kadar Bulgaristan'da öyle bir müzik türü yok aslında. Böyle Balkan fusion evet. yani komple müziği değiştirdi bir böyle bir grup Hı -hı. diyeyim 10 kişilik bir grup. Ee, onlar zaten vardı ve hani bütün Bulgar televizyonlarında Ivo Papazov çıkıp Hı -hı. işte fıstık ne diye bir program vardı her Hı -hı. pazar olan. Ee, hiç unutmayacağım yani oraya çıkıp burnuyla bile klarnet çalmıştı o papazı böyle söke söke klarnet ilk o ne zaman diyorsun? görmüştüm böyle uzun başlıyor kısa kısa en son bir yere kadar gidiyor falan mesela Türk Türklükle ilgili çok ciddi baskı olduğu için böyle bir müzik zaten bizim bilme ihtimalimiz yoktu bir de böyle dışarıdan çok fazla bir şey girmiyordu Bulgaristan'a o yüzden ben aslında ne Metallica'yı ne işte Deep <laughs> Purple ne bir şey babamlar dinlemiş o baskı başlamadan önce plaklarını şeylerini edinmişler dinlemişler ama evde hiç öyle bir arşiv kalmadığı için ben onları anca 90'da 90'larda Türkiye'ye gelince rastlama durumunda kaldım yani. Ben bunu sorarken aklımda birazcık Azerbaycan örneği de vardı. Sovyet sonrası aslında bu işte Vagıf Mustafa Zade falan hı -hı. orada çok acayip koparırken hani caz müziği Batı müziğidir, Amerikan müziğidir. Burada çalamazsınız gibi bir şey oluyor. Hani gizli kapaklı yapıyorlar. Rusya'da öyle zaten hı. Aynen. Yani zaten şey, anti bir durum var. Evet. Amerikan müziği diyorlar evet. zaten ve hiçbir şey sokmuyorlar. Yani caz diye bir şey hiç duymadım ben. Hı -hı. Hayatımda buraya gelene kadar Hı -hı. öyle söyleyeyim. Ama şey kuzenin gerçekten güzel bir kapı açmış. Evet, sonra zaten hani o şey yıkıldıktan sonra komünizm yıkıldıktan Hı -hı. sonra zaten girişler çıkışlar bütün bizim pazar her Perşembe paysevoda hala o gün olur. Perşembe pazarı vardır, orada bir çekme kasetler vardır. Hı -hı. Yani böyle toplama kasetler falan. Ondan sonra işte rock setinden bilmem nesine zaten orada artık duymaya başladık çünkü bir şey alıyorsun bir popüler parça. Onun yanına başka şeyler de serpiştiriyorlar belki pop olmayan bir şey olmayan orada da billerini öğrenmeye başladık işte. Ya bu ne kadar zengin bir şey. Çünkü şey sanırım 90'larda gerçekten kaset arşivinde kalıp sonradan CD'ye çekilmeyen veya dijitalleşmeyen çok ciddi bir derya deniz var. Bu işe bayağı gönül vermiş birkaç tanıdığım yavaş yavaş kasete dönmeye başladı. Tamamen bu sebepten yani atıyorum perşembe pazarlarında çekilmiş kaset görme durumu var mı bilmiyorum ama şeyden bayağı haberdarlar. Yani bir dakika yastık altlarında bilmem nelerde kalmış senin demin dediğin gibi demo halinde kalmış bir sürü şey var ve çok değerli müzikler de var o sırada yapılmış olan diye. Ne güzel bir zenginlik aslında. Evet yani o dönem öyle bir dönemdi zaten kaset dönemi yani. Peki bu şarkıya tekrar dönersem, bu şarkı sana geldi, sen Sony'a koydun, dünya değişti evet. ve bundan sonra çok başka bir yolculuk başladı. Başka bir yere doğru gitmeye başladım. Evet aynen öyle. O da şeyle yani zaten 94 sonu, Kasım sonuydu hatta çok Hı -hı. iyi hatırlıyorum. O zaman yasaktı. O askerliğini yapmamış bir erkek, çocuğunun buraya geçmesi Türkiye'ye, pasaport vermiyorlardı falan. yani Her şeyi mecburen kaçak yaptılar bizimkiler evet. yani. Hani rüşvet veriyorsun, bir şey yapıyorsun, işte çocuğuna çıkarıyorsun. Beni önden bir akrabamızla yolladılar. Onlar hmm. da dediler ki sınırda seni çevirirlerse en azından biz karşılarız, hmm. geliriz hemen falan. Okey, bindim bir tane otobüse, geldim buraya. Ondan sonra kuzenim işte aslında Kabataş Erkek Lisesi mezunu. Hmm. Ee, hikaye onunla çok bağlantı. Benim Kabataş'a girmemle birlikte zaten bütün hikaye değişti. İşte sonra ikinci parça olarak belki söyleyeceğimiz, şey ilk sınıfta evet. yani şey bu arada ben Türkçe öğrenmeye çalışırken çünkü Bulgaristan'da sonuçta dekoderla gezmem gerekti arkadaşlarımla. Gittim de oraya hiçbir şey anlamıyordum. Şimdi Türk televizyonları falan olduğu için daha bir toparlandı orası da. Aksanlar toparladı en azından. Ben hem Türkçe öğrenmeye çalıştım hem de Kabataş'ta çok da sert bir okul. Allah dedim ne oluyor ya? Ben daha bir dili toparlamaya çalışırken ikinci falan. Orada da işte Burak diye bir arkadaşım var. Hocamız da şey yaptı. İngilizce bir parçayı analiz edin. Bize anlatın şeyi sözlerini. Evet. İngilizce sözlerini. O da direkt böyle Hadi bir bakalım. bastı düğmeye. Nirvana Lithium. Ben böyle oldum. Bu ne biçim bass soundu, davul soundu ne oluyor lan burada falan. E oradan böyle Canavam bir yanda hani daha böyle ders bitti. Ne? Nerede bunun kaseti falan olduk. Çünkü Sony Walkman var ve Hı -hı. bir şeyler dinliyorsun. Hemen oraya doğru bir geçiş oldu. Çok hızlı bir vites artmış. O zaman ben onu arıyormuşum aslında ama Hı -hı. hiç önüme düşmemiş yani. Davul enerjisinde de alacak tam güzel yaşlar. Yani daha davulla geçmemiştim mi? ama davulla ilgili en ufak bir şey yok kafamda. Ha, bu sadece daha enerjiyi sadece oluşturuyorsun ve evet, bir şey bulmuşsun. Girdiğim Çok şeyde iyi benim daha bir şeyim yoktu. Sonradan haber geldi. Ya burada seçmeler var Kabataş Erkek Lisesi'nde. Hmm. Orkestra iki yıldır lav edilmiş bir şey olmuş. Yarışmalara katılmıyor. Hmm. Çünkü her sene milliyet, işte lise arası yarışmada birinci olan bir orkestra İki sene bir ara verilmiş, sonra bizimle başladı tekrar. Orkestraya benim oytun diye bir arkadaşım var işte yatakhane arkadaşım dedi ki, ya yani sen böyle darbuka marbuka çalıyorsun seçmeler varmış, gitsene buraya dedi bir bak iyi gideyim dedim ben de öyle yani acaba çok ne uzun. oluyor diye falan. Ben bağlama çalıyordum çünkü benim ilk entegrasyon da, bağlama çok, darbuka, darbuka, darbuka da, çalıyordum he. da hani sonuçta okulda darbuka çalamıyorsun ya da bir yerde hani böyle <laughs> takılıyorsun öyle gittim <laughs> yani ve işte Ferit Kubba. O da Mimar Sinan'da okuyordu. Aslında o tarafa da bağlantıyı yapan oydu. Hmm. Kafamdaki hmm. bağlantıyı. O geldi işte. Hocamız Mestan Yılmaz. dedik dedi ki işte bir ritim göster bakalım çalacak mı falan dedi. Gösterdi çaldım. işte bir şey daha gösterdi çaldım. E tamam dedi işte ders başlayın o zaman falan dedi. Ve öyle başladı davul hikayesi. Çok çok iyiymiş yani aslında dolu dolu birinci parçanın ve ya yani birinci şarkının ve ikinci şarkının hikayesini anlatmış oldun. Ve bu hikaye içerisinde de teşekkür etmemiz gereken dört isim saydın. Yani Kuzen'in, evet. e, Burak dediğin arkadaşın, Oytun dediğin arkadaşın ve ismi, Ferit, Kubba. Ferit Kubba. Ben bu ismi bilmiyorum. Ne, yani nerede? O e, endüstri e, tasarımcı şeyde. olarak devam ediyor ama Aha. o dönemde bayağı popüler şeye devam ettiler. Bir ara Haluk Levent'le bile çaldı diye hatırlıyorum. 90'larda falan. Çünkü e, Orçun onun ekürisi, Aha. keyboard çalan Aha. aynı grubunda zaten yıllar... Evet, evet. Bülent Akbay falan evet, hepsi evet, evet, böyle evet. o tayfa onlar aslında. Ha, çok evet, Çünkü ben girdiğimde okula onlar mezun olmuştu zaten. Sen Bülent abi tanıyabildin mi? Hiç öyle bir Orada tanımadım. Şeyde. yok onlar. Tamam. Tam onlar mezun olmuş. İşte biz on, onlar 92 mezunu galiba. İki sene sonra da biz siz, geldik. Siz Ama siz... kuzenim hepsini biliyor. Biliyor. Çünkü aynı dönem başlıyor. aynı dönem. Evet. E çok iyiymiş ya. Ne kadar zengin bir evet. bağlantı. Evet. O zaman yani bunları madem iki parçayı, iki şarkıyı saydık, peş peşe dinleyelim istersen. Tabii. Başka anlatacağın, ekleyeceğin bir şey var mı? Yok tamam süper. O zaman Eros Ramazzotti'den Casa de la Vita ve onu takip eden şarkı olarak da Nirvana'dan Lit. <laughs> <laughs> ya güzel bir coğrafi keşif şu anda bizi bekliyor. Ee, Nirvana'nın da Dave Grohl var. 1991 yılında yayınlanmış Nevermind albümünden hep beraber dinliyoruz. Evet tekrar birlikteyiz. Bu iki enerjisi yüksek parçadan sonra, şarkıdan sonra. Ben bunların böyle bir şeylerini sürekli karıştırıyorum ya. bu birazcık utanç kaynağı. Hani sürekli parça diyesim geliyor. Parça? Ya parça ama hani aslında şarkı sözü de varsa şarkı şeyine dönüyormuş ya öyle bir şey. Takılma <laughs> o Kadar takıl Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da... Tamam. Hele e şu devirde yani. Yani doğru. O ağzını açınca seksist oluyorsun. O yüzden çok da takılmamak lazım. Ya doğru ama gibi. yani sonuçta müzisyen abilerin ablaların yanında da böyle madara olmamak lazım. Yok, Çünkü arada takıldı mı öyle takılıyor şey. ya şeyler. Evet. Saksafon evet. mu saksafon mu gibi? Biraz galiba. <laughs> senden duyalım. Senin söylemişsin. Saksafon senin. bence. Saksafon tamam. Hani okunuşu öyle olduğu için. Tamam. Ee, bunu ben de not ettim. Yarın öbür gün patlarsan <laughs> ismini evet, verebilirim Dergicilik döneminde canım bunlarla çok uğraştık yani. Hani ya, dergi çıkardık. Evet evet, evet evet. ve gitar dergisi o dönemde böyle Allah Allah. Ne o saksağın gibi diyen mi istemezsin ne bilmem. Bir Peki şey. size ne bunu duyun yani sizi görünce mi söylüyorlardı dergiye yazılar falan gelmeye? E Bizi şey do doğrudan söylüyorlar doğrudan. sonuçta profesyonel sürekli hmm. onlarla beraberiz yani bunu söyleyenler. Bu arada şöyle bir şey de bilgi de geçmek istiyorum. Lin Records'in e, YouTube sayfası altında. Drum and Bass'in ve Gitar dergisinin e, düzenlediği etkinliklerde çekilen görüntüler yavaş yavaş arşivlenmeye başlamış durumda. Buna Lean Records'ın evet, altında bulabilirsiniz. E, başka bir internet siteleri şu anda aktif Hiçbir olan şey var mı Lean yoktu? Records bio, bir de Instagram sayfası. Var. Evet sayfası var. Aha. Orada aslında böyle bir sürü workshop var. Aha. Çok da var aslında da işte yani bunlara vakit bulamıyoruz ki ülkede yani evet. sürekli bir şey olduğu için böyle onları editleyip toparlayıp bir şey yapma. Ee, bir sürü arşiv var elimizde bakalım. yani. Ben birkaç evet. tanesine bakmıştım şeylere. Yani gerçekten hani çok dolu dolu gözüküyor. Yani eminim zaten o son kurgudaki işe dışında kalan bir sürü de böyle bir çok, şey çok falan filan cool. vardır. Yani yavaş yavaş da şey yapabiliriz. Bunları muhtemelen görebiliriz. Dediğimiz gibi ee, Lin Records'ın YouTube sayfasından bunu bulabilirsiniz. Bir sonraki parçayla, şarkıyla devam etmek <laughs> istiyorum. Deep Purple'dan Losing My Strings. 1969 yılında yayınlanan albümden geliyor. Deep Purple albümünden. Aynı zamanda 1996'da Perpendicular albümünde de Aynen. var bu şarkı. Davullarda efsanevi Ian Pace var. Ediz abi sana dönüyorum tekrar. Evet, onun hikayesi yine bir kaset hikayesi aslında. Hı -hı. Çünkü böyle şeyler dinlerken sonradan koydum Metallica parçasını ama yani aslında aynı dönemde gidiyor şeyler. İşte klasik Türkiye'de hep birbirini ayırıyor ya böyle insanlar. Fenerbahçe Galatasaray gibi ya evet. da işte Beşiktaş Fenerbahçe gibi. hep böyle bir fanatizm var herhangi bir konuda evet, yani doğru. ne olursa olsun. Köyler arası hep bir kavga vardır. Evet. İnsanlar arası işte sen şucusun sen bucu dönemi bu aslında. Hı -hı. Ee, böyle ben işte bir şeyler dinliyorum o diyor ki sen metalci değilsin rockçısın öbürü bilmem ne diyor falan. Hı -hı. Ben de böyle müzikleri tanımaya çalışıyorum sonuçta hani kafamda hiç öyle bir şeyci olmak yok tamam. Bütün o şeyleri diziyorum. Megadeth tişörtleri giyiyorum bilmem ne ama şeyi de dinliyorum orada işte. Penceremin perdesini aralandıran hmm. rüzgar. Çünkü orada e, Vasiliki söylüyormuş. Şimdi mesela önümüzdeki hafta onunla buluşacağız. Böyle bir yerde bir şeyler çalacağız falan. No, bir de, dost meclisinde. E, ta kalkıp o da şeyden geliyor, adadan geliyor falan midilden. Neyse o dönemden yani böyle hep bir şey araştırma hmm. konusu vardı bende. E, bizim Efe diye bir arkadaşım vardı. Hmm. Basçıydı hmm. orkestrada. Hmm. Efe'nin babasının inanılmaz bir plak arşivi vardı. Of. Ve böyle o bana çektiği toplama şeylerden birindeydi bu parça hiç unutmadım. E çünkü ben bu kaset sayesinde aslında Deep Purple'ı, Nazareth'i, David Bowie'yi o kadar çok şey tanıdım ki böyle inanamadım yani hani Radiohead'i falan ve hepsi plaktan çekmeydi. O kaset bende duruyor zaten o kasetler. Çit çok çıt çıt sesle falan. Hani Frank Zappa. Of. Ya böyle yürüye hip. Böyle bir evde açtığında babamın şey dediğini hatırlıyorum. Ben biliyorum bu parçayı ya 70'lerde dinliyorduk falan. Vay dedim işte yürüye hip yazıyor sırayla bir de evet, her şeyi evet, el yazısıyla evet, evet, evet. E sağ olsun. Her şeyi not almış falan. O parçalardan biriydi. O yüzden böyle davulculuk tamam şimdi Nirvana gidiyor bilmem. Ya burada da başka bir şey var. Böyle bir shuffle groove'lar var bilmem ne. Çünkü birkaç tane Deep <laughs> Purple parçası var. <vardan. gülüyor> Child in Time da vardı. Evet, evet, evet evet evet. Ne bileyim daha böyle funky şeyleri de vardı Deep Purple'ın çok Bu çekme etkilen. kasetlerden bahsediyorsun onun içerisinde. Evet, efenin plaktan kasete çektiği şeyler Aha. bunlar işte. Kendi evinde bana özel olarak çektiği of. aslında. Şunları dinle, babamın arşivinden sen de seversin falan diye verdiği bir Abi şey. ne kadar güzel o bir şey. kafama. Yani şöyle söyleyeyim, zaten bizim için hep derler ya, arkadaşların sana yeni bir film, yeni bir evet. müzik hani öğretiyorsa, dinletiyorsa onlar en değerli insanlar hayatında. Hakikaten öyle ya. Yani. Bütün hayatımı yani çok, değiştiren şeyler bunlar. Şey. Çok basit gibi görünüyor. Aslında ne kadar etkili. Aşırı öyle bir de şeyden de çok etkilendim mesela yani ben şu anda bir plak aldığımda mesela işte ne bileyim nazaret almam hani bana şeyde çok enteresan bir niş bir zevk var gibi de geldi tabii. arkadaşın efenin babasında tabii, yani tabii, o koleksiyonda tabii. gerçekten metal rock heavy metal evet. diyebileceğin estetiklerde bir şeylerin bulunması evet. evet. baya şey. şeymiş tabii. çok sağlam. Peki Ian Pace özelinde seni bu şarkıyı dinledikten sonra Ian Pace dönemin oldu mu böyle yoksa? Denk, yani zaten Oldu. Deep Purple'a girdim ve girdim o ben ve benim ve kulağımda kaldı. Açık havaya ilk geldikleri Türkiye'deki konsere hmm. gittim zaten. Yani of. böyle onun da hikayesi acayip. Yatılıyız <laughs> ve kaçmak lazım. Yani yatakhaneden kaçmazsan konseri izleyemiyorsun. Deep Purple geldi, Iron Maiden geldi, Slayer geldi. Hepsiyle gittim ya. ve böyle evet o yaz böyle açık harbi açık hava yıkılıyor yani. Biz de kaçıyoruz işte. Zaten iki bire de sarhoş oluyorsun. Yani o zaman böyle hmm. dışarıda dışarıdayınca beyaz şarap falan böyle o lak lak lak. Ne güzel kafalar falan. Sonra gidiyoruz. E şimdi seni biri kaçırması gerekiyor. Annem adına biri arıyor. Ve <laughs> diyor ki Ediz'in bugün işte bilmem ne çıkması lazım, gelmesi lazım falan. Rahmetli oldu bizim de Fox Foxy lakaplı hocamız. Ondan sonra işte arıyor. Oradan biz çıkıyoruz. Abi dönmen lazım. Sonuçta Taksim'de Ortadasın yani de... <laughs> ortada kalmışsın. Evet nereye gideceksin eve yani. gitsen gidemezsin gece yani. zaten hani öyle bir paran da yok dolmuşa bin git zaten bir cuma eve dönüş paran var hani sonuçta. Sonra yatakhaneye dönmen lazım ya bizimkilerde nasıl uyuyorsa çocuklar zaten güvenlik dolanıyor saatlerini biliyorsun ona göre böyle şey gibi hani Castle Wolfenstein gibi herif ne zaman geliyor abi sen ne zaman gireceksin orada falan. Abi taş atıyorsun böyle en üstüne çünkü diyorsun. bizim yatakhane kızlar alttaydı taş atıyorsun kimse uyanmıyor ulan diyorum ya nasıl olmaz falan Soğuk, böyle yazın bile soğuktu Olsun o zaman ha. şeyler gidip işte tiyatro şeyine böyle yıkık sandalyelerin arasından girip Tiyatro perdesine sarıp kendi sandalyeye uyuyup ha, sabahın saatte ediyorsun. açılacak falan tabii. Ne öyle diyorsun? gidip hani o konserleri öyle izledik biz. Bir oraya git bir oraya git bir geri dön falan. <laughs> Ey, Ian Pace İstanbul'daki hikayeleri biliyor musun? Deep Purple'a falan hani gidip böyle hakikaten yani o başka bir dönemdi. Ben şu anda konsere gidip o kadar keyif almıyorum hmm. açık. Yani o dönemdeymiş o bizim hislerin böyle daha bir şeyler oturmamış açsın böyle bir şeylere falan. Ama yani şöyle bir şey de var. Sonuçta dönüşünde arkadaşını uyandırmadığın hiçbir konser aynı tadı vermez. E ben, yani ben ben evet. şu anda Aynen, evet. hayatıma yeni bir seviye konser izleyiciliği girdi gerçekten. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya şey Ian Pace'i de gerçekten canlı izlemek veya bu saydığın grupları Slayer falan çok değerliymiş ya. Çok değerli bir öğrenme süreci diyeyim. Evet. O zaman dinlemeye başlayalım. Tabii. Başka bir Bence e e ekleyeceğim şeyi. bir şey yoksa. Tamam. Tabii. Deep Purple'dan Losing My Strings. Davullarda Ian Pace var. Hep beraber dinliyoruz. Evet tekrar birlikteyiz. Bu üç gerçekten güzide parçadan sonra Ediz abi ben bir sonraki şarkıya geçmeden önce sana bir soru bırakmak istiyorum ortaya. Rutinlerinle alakalı benim sanırım Türkiye'de gördüğüm aynı anda böyle 5-6 işle ilgilenen ender müzisyenlerdensin. Ya yani bu benim cahilliğim de olabilir. Belki herkes böyle ilgileniyordur. Bunu şunun için söyledim. Hani meşguliyetin verdiği başka bir bazı rutinlere sadık kalamama, bazı şeyleri değiştirmek zorunda olma gibi bir durum da olabilir. Rutinlerin Nelerdi, nasıl değişti, nasıl evrildi? Yani öğrencilik yıllarında zaten öğrencisin ve yapacağın başka bir şey yok. Yani Hı -hı. para kazanmak zorunda değilsin, bir şeysin bir yaşa kadar tabii. Hı -hı. O zamanki rutinler çok kolaydı. Yani çalışman lazım. Ben de çalışmayı zaten çok seven Hı -hı. biriyim çünkü hayatım boyunca çalışarak hayatta kaldım diyeyim ve öyle gördüm ailemden de. Bulgaristan'da doğunca zaten mecburen yani o rejimin komünizm getirdiği ciddi bir disiplin var. Yani sabah yedi çeyrekte Okula gittiğimizde küçük yaşlarda da spor hareketleriyle başlar. Bütün okul orada olur. Hmm. Gecikmezsin. Hepsi başlar. Ondan sonra derse girersin ve gidersin. Ha öğrenciliğim çok parlak mıydı? Değildi ama zaten ben de sonradan dikkat bozukluğu ve hiperaktivite olduğunu hmm. öğrendim. Ve zaten bunlardan ne kadar kaçmak istediğimi ona rağmen çok çabaladığımı ve sonradan bir şeyleri başardığımı görünce ben de mutlu oldum. Dedim dağılmamışım yani, hmm. yani bu hikayeyle ilgili. <laughs> i̇şte o rutinler öyle giderken aslında bir şey tutunman gerekiyormuş hayatta. Mesela göç çok zor bir şey. Ya. Hmm. Yani arka tam 14-15 yaşında her şeye sıfırdan başlıyorsun. O çok ciddi bir travma bir çocuk için gelişme çağında. Ve orada tutunacağım en büyük şey müzik oldu aslında. Hayatımı kurtaran şey hmm. dedemin mektubuyla zaten o çok açıklayıcı oluyor. Sonradan okuyunca daha da bir anlamlı oldu. Ediz kötü yönlere sapacak mutlaka birçok şey çıkacaktır karşına. Hani arkadaşların dahil seni oraya çekecektir ama senin bir tane şeyin olsun seni kurtaran müzik. Bunu hiç bırakma hayatım boyunca ne iş yaparsan yap. Gibi bir tane böyle daktil öyle yazılmış bir mektup. Ne var. kadar güzel bir e, onu sonradan görünce de böyle şey oldum ben. E, yani işte 90'lar'da yazılmış bir mektup. O yüzden mesela bilgiye girişte diyeyim o dönem çünkü daha öncesinde de öyleydi. Ben hakikaten 7-24 çalışırdım. Davul dersi almaya başladığım anda Faris Hoca ile onların geldiği bir yıl vardı. Davul çalıyordum ama onların bir S-Bank diye bir banka vardı. Batanlardan biri hatta hmm. bu büyük krizde. Onlar için böyle 98 yılında yanılmıyorsam yaptıkları bir şey var. Bütün provaları bizim okulda yaptılar spor salonunda. Hmm. E, o müzikalleri falan böyle çok büyük bir şeydi ve iki hafta falan sürdü galiba. İki hafta o kadar çok şey dinledik ki orada bütün o müzikaller, onlar bunlar bir sürü insanla. Hakan Çemerat'la orada tanıştım ben mesela. Hmm. Ya da Emir Davulcu, Emir abinin adını unuttum bak bağışlasın. Ondan sonra onlarla böyle ne yaparız, ne ederiz, nereden gider? İşte o zaman e, Faris Hoca'nın çalıştığı bir okul vardı. Özel bir şey, pera hmm. müzik diye bir yer vardı. İsmen hatırlıyorum evet, gibi. Evet, hiç kalmaz orada hocaydı. Mesela hmm. ilk şeyleri o da böyle can kozluğuyla çalışmış. Böyle birbirine bağlanmaya başladı işler. Yani o <laughs> e, etütler, çalışmalar <laughs> falan. E, ben de saatlerce çalışmaya başladım. Yani e, okulda ne yapıyoruz? Gidiyoruz bütün gün okul, sonra bir ara sonra iki saatlik bir etüde giriyorsun. Sonra bir saat yemek molası iki saat daha etüde giriyorsun. Sonra da yatağa geçiyorsun evet. falan. O aralardaki bütün boşluklar bende hep okuldaki davul başında geçti mesela. Hı hı. O rutinim vardı. E ondan sonra Mimar döneminde şeye geçmeye karar verince e, bilgiye. Bilgi de zaten bende öncesinde başlayıp kayış koptu çalışma kayışı. Yani 8-12 saat on e, iki saat civarı bahsediyor. her gün ortalama. Hı. Yani bazen 16'da oluyordu. En son artık şeyi yani yatacağım o tulumu davulun başına attım bayağı okuldan 3 gün çıkmadığım oluyordu yani hmm. hiç. Diyorum ki eve gideceğim ben bir saat kaybedeceğim. O bir saati çalışarak geçirsem hmm. acaba daha mı iyi olur falan gibi böyle iyice çalışmaya başladım. Çok dikkatimin dağıldığı dönemler oldu. İşte klasik o dönemler ilişki yaşıyorsun hmm. ay o doğru gitmiyor evet. deliriyorsun falan. Ona rağmen böyle Cengiz abinin şey ya ne oluyorsa olsun çalışmaya devam et. Ben bu Oradan çıkacaksın mutlaka o kötü histamporttan hmm. dediğini çok iyi hatırlıyorum ve Böyle hiç durmadan bir şey anlamasam da çalışmaya devam ettiğimi biliyorum. Ve bu çok uzun süre sürdü tabii hı hı, gitti hı. yani. Ondan sonra da her şey çalmayla birlikte tamamen değişti. Çünkü şu anda benim bu dönemde mesela... Çok başka mesela bir gerçekliğe ben. giriyorsun. Evet aslında. yani para kazanman lazım. İşte bir dönem evlendim ben 5 yıl evlilik aldım boşandım falan. Hı hı. O dönemlerde zaten çok çalıyordum. Çünkü mesela bir ev aldık ve... E boşandıktan sonra bütün o krediyi ödeme yükü benim üstüme bindi. <laughs> e o zaman günde iki iş, üç iş fark etmiyor yani. Gidip sürekli çalıyorsun. Ama en büyük avantajı davul başındaydım sürekli. <laughs> Aslında hiç durmadan çaldım. Şimdi tamamen böyle bambaşka bir rutindeyim. Zaten iki, bir yerde yaşıyorum Kaş'ta. <laughs> İstanbul'a gelip ailemle vakit geçiriyorum daha çok. <laughs> Göremediğim arkadaşlarımı görüyorum. Geri dönüyorum, çalışmaya devam ediyorum. Orada daha çok dönüyor bütün iş yani. Peki şeyi merak ediyorum. Yani işte dergiden bahsettik. Zaten record label kurumu var. Kaşta aynı zamanda şu anda kendini kurduğun başka bir hayat düzeninde var. Birazcık daha tarımsal tarafına ilgilerine ve bir şekilde kendim bir şeyleri yetiştireyim durumuna da gir girdiğin bir gerçeklik var. Söylediklerini de düşününce şunun için şey yapıyorum. Bir dönem böyle sanki çok obsesif bir şekilde çalışma rutini oluşturduktan sonra hayatın geçirdiği getirdiği başka gerçeklikler veya kendi yaptığın tercihler sonunda iyi çalışamadığını düşündüğünde kendi içinde yaşadığın bir şey diyaloğu olur ya ya bugün işte cık, hakkını veremedim ya ama hani dün 8 saat çalışmıştım bugün yedi buçuk oldu kötü çalıştım falan gibi yani bu kadar obsesif olmasa bile belki çok barışık bir şekilde bazı şeyleri den etmek durumunda değilsindir. Yani belki birazcık o iç savaşın şeyidir. Ee, seni burada bir şekilde daha rahatlatan şey demin dediğin hep davul başında oluyor olmak mıydı yoksa gerçi bu bir öyle miydi böyle miydi iki hani bir sıfır bir soru değil ama diğer bir olasılık olarak da şeyi düşündüm yani zaten öğrencilik yıllarında çalışma şekli budur bu işi gerçekten profesyonel anlamda yapmaya başladığında hani okul bittiğinde ki okuldayken de çalıyordun o anlamda söylemiyorum ama okul artık hayatında yokken çalışma dünyasının başka bir şeyini görüyorsun. Hani repertuar öğrenme, ona daha fazla vakit ayırma, provada müzisyenlerle başka diyaloglar içerisinde olma çünkü artık bireysel etüdün yanı sıra okulda yaptığın ensemble derslerinin yanı sıra bir de böyle şeyler de giriyor. Çok uzattım yani bir sürü örnek vererek şeyi sormak için buradaki kendinle olan diyaloğun bir şeyleri ben çalışabildim bugün veya çalışamadım dediğinde kendinle olan diyaloğun nasıl? Kendine şefkatli misindir? Yani 30'lu yaşların başında özellikle çok hırpalıyordum kendimi hmm. yani çalışamadım edemedim. Genelde stresli bir insan değilim yani bütün çevrem bilir beni. Böyle bir yere yetişilecekse zaten yetişeceğiz. Yetişemezsek de yetişemeyeceğiz yani. Hmm. Ölüm yok sonunda diye takılırım ya. Yani öyle şeylere kafayı takmam. Hmm. Böyle dünyevi bilmem nelere olacaksa olur olmayacaksa olmaz <laughs> ama kendimle ilgili şeylere çok fazla kafayı taktığım bir dönem var. Bunların da artık 40'tan sonra hiçbir değeri kalmadı. Çünkü şeyi anladım. Yani ya şöyle oluyor ve bitiyor her şey. Evet. Ha, bu kadar da yıpranmaya gerek yok. Ben de burada şunu e, yapmaya çalıştım. Ne zaman davul çalışamasam hep müziğin içinde kalmaya çalıştım. Yani ya dinledim hmm. ya müzik yazdım ki hani bu evet, ilgili, evet evet. yani daha çok müzik yazmaya doğru yöneldim. Yani ben oraya oturup keyboard'un başına müzik yazmak ya da bağlamayı alıp ya da bası alıp ya da gitarı alıp bir şey alıp mutlaka o müziğin içinde kalmaya çalıştım. Çünkü ya pandemideki dönem gerçekten çok acayipti. Yani kafamda birçok şey değiştirdi. Yani ben ilk çaldığım anı hatırlıyorum. Pandemi ...böyle bir o sertliği geçmeye başlayıp... ...ya çalıyoruz dediler. Davulun başına geçip şey dedim. Yani davula ilk başladığımda bile bu kadar kötü çalmıyordum ya. Bu nasıl hmm. katastrofik bir şey. Yani nefret ettim böyle çaldığım her şeyden. Hı -hı. O gün böyle benim için bir kabustu ve bu iki hafta sürdü. Yani hmm. hiçbir şekilde geri dönmüyor. Evde ne kadar çalışırsan çalış... ...asla o alışkanlığın sahne ses çıkaramıyorsun. istediğin sesi, kulağının duyduğu falan. Ondan sonra da şeyi fark ettim. Yani ya tamam bu kadar da delirmeye gerek yok sonuçta. Bir de yine... Hani o şeyi de yaşayanlardan biriyim. Büyük depremi, İstanbul depremini. Hı hı. Üzerine bir de böyle bir şey oldu. Bir sürü de arkadaşımızı kaybettik. Arkadaşlarımız aileleri gitti falan ya çok da kafaya takılacak bir şey değil yani sonuçta altı üstü bir müzik yapıyoruz yani davul. Çok, da... çok da öyle şey bir şey değil yani yani e, hiç değil yani. Evet. aslında hiçbir şey değil böyle insanca yaşamak bence yeterli yani o yüzden çok da böyle kafaya takılacak bir şey yok söylediğin şey bana şeyi hatırlattı Chris Coleman böyle e, şeyinden bahsediyordu yani bir ara çok depresif bir dönem geçirdim kendi işte e, yaşadıklarımla falan alakalı normalde çok neşeli şey bir adamdır ya bir yerden sonra şey oldum diyor ya davul çalıyoruz ya bu bu kadar da şey olmamalı hani kendini böyle aşırı dövdüğün hmm. kemir Evet. dünyanın başına yıkıldığı yani kesinlikle söylediklerini duyuyorum zaten. Hani Chris Coleman'ın söylediği bu şeyde de şöyle bir şey de düşündürtüyor beni. Senin önem verdiğin bir enstrüman, bir pratik birden hayatında başka bir ilişki kurmanı gerektiriyor ve o dönüşüm süreci o kadar da her zaman şey de olmuyor yani hani enstrümanı ciddiye alıyorsun, müziği ciddiye alıyorsun ama e, kendini bir şey oluyor hmm. çalamıyorsun. Ne olacak sonra? Evet. Ya bitiyor mu hayatın yani bu çıkınca? Ya doğru. Bitmiyor. Yani insan öyle bir şey değil. Sadece bizi öyle olduğumuza inandırıyorlar. Evet. Hani orada o kafadan çıkınca çok daha rahat devam ediyor. Ama Hatta yine sen. de e, iyi çalamayacağım şeyleri çalmamaya çalışıyorum mesela. Yani öyle bir disiplinim var. Hmm. Yani ben iyi çalamayacaksam bir yerde bulunmak istemiyorum. Hmm. Yani o da benim şeyim. Onu artık seziyor musun yani hani atıyorum? Yok geliyor zaten. Bir şey söylüyorlar mesela git. Yani ben bunu çok çalışmam lazım onun için diyorum. Yani böyle bir pratiğim yoksa mesela beni metal çalmaya şu anda hiç kimse götüremez yani. Anladım. Ha, metal çalamam. Çünkü eski ayağım kırıldı hmm. motor kazasında ve ben twin pedalla tamamen uzaklaştım. Şimdi ben oturup bir daha twin pedal çalışamam ikisini. Anladım. Yani buna vakit ayırmam bundan hmm. sonra. Metalde çalmayı vereyim yani. Old <laughs> <laughs> around drummerlığında biraz evet, o, o tarafa şey yapayım. Yani. Yani onu tek bir şeyle çalıyorum. Kayıtlar geliyor öyle. Hmm. E, çalamayacağımı söylüyorum yani. No, Gidin daha iyi çalan biri vardır mutlaka diyorum yani. O toplara da girmiyorum. O zaman bir sonraki şarkıyla devam edelim. Evet. Çalımlarından uzaklaşsa bile gönlünden çok uzaklaşmayan metal müzikle ilgili. Evet. Hangisi sırada? Ee, Metallica. Ha, tabii. Battery. Evet. 1986 yılında yayınlanmış olan Master of Puppets albümünden geliyor Davullarda nefret ve sevgiyi Aynı anda üstünde barındıran Lars Ulrich var Ben çok severim ya yani Ben La de severim de şey genel Popüler hani sen dedin, dedin ya takım herkes, tutar gibi Herkes evet, takım ya tutar öyle gibi ya böyle Lars falan. çalamıyor diyor yani bu zille Trampete vurma hikayesini bize dünyaya <laughs> Bahşeden ve böyle Gerçekten yani. Hani davulu mesela Lars'ın çaldığı Davulu çıkardığında Aynı riffler devam ediyor sadece davul Melodi çalıyor gibi bin tane parçaları var heriflerin yani. Kesinlikle. Buna nasıl Lars Ulrich'e hani öyle dersin. Yani o son albümdür Cliff Burton'un. Dövmesi vardır bende. Oo. Cliff Burton öyle yani. CLB yazar. Hani bende zaten öyle bir ayrı bir Cliff Burton fanlığı vardır. Çok iyiymiş. Ee, o yüzden hani ben böyle o tayfanın yani inanılmaz şeyler yaptığını inanıyorum. Abi... geçen, Daha geçen hafta konuştuk Cenk hmm. Duranlı'yla. Hmm. Ya neden kopamadığımı şimdi anladım diyorum ben de ona. Yani niye o dönem ona o kadar kopmadım? Çünkü prodüksiyon zayıf. Yani herifler çalıyor ama iyi kaydetmiyorlar. Hmm. iyi bir şey olmuyor. Yani Dave Lombardo gibi bir herif çalıyor. Abi bir dinliyorsun Metallica'nın o sound'u falan ya olacak iş değil. Hani böyle uçuyor etraf. E bunun fikir babaları biraz da bütün bu prodüksiyonu başında Lars var yani. Evet yani. Sonra kötü ki pandemide yine konuşuyoruz aramızda. ...ceza turnesinde biz zaten hep metal konuşuyoruz yani. <laughs> Çünkü hani Emre Kula, Cenk ve böyle <laughs> evet. hani ...biz böyle abi onu bu albümdeki şu falan hani herkes böyle... şey onlardan bahsederken... O ekolden gelince zaten yani. Zaten başka bir şey hani böyle körleme falan gibi sürekli bir şey çalıyoruz aramızda. Hep konuştuğumuz şey yani acayip bir prodüksiyon ve sound Hayat. var. Ki Lars ne yaptıysa bilmiyorum ona kapan mı dediler artık... ...evinde git çalışmadı diye. O mu sıkıldı hani sonuçta bir şey deyince yapacak bir adam da değil. Evet. Ya evet. Bu pandemi öyle çalışarak geçirmiş ki şu anda böyle hiç çalmadığı kadar iyi Gerçekten ya, öyle ya. 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 Şu anda uçmuş vaziyette. Ben birazcık şeyi de düşündüm hani artık e, bu terapilere girdiler çıktılar kendi içlerindeki meseleleri hallettiler. Hı. Artık Lars Bey bütün işte resim şeylerini de birazcık sota de falan erittikten de sonra. Çay içiyormuş zaten. Çay, öyle <laughs> mi? ya de abanmadan daha Zaten rahat artık hani yaşları dönem. da ilerledi ve kendi, kendi sağlıklarını. Onu bilmiyordum ama yani hiç şaşırmam çünkü gerçekten İngiliz çayı ve davul ve sağlıklı yaşam moduna dönmüş gibi Hı. bir halde ama hepsi yani sadece şey için değil. Yok hepsi evet. Ee, ve zaten deli gibi hala turneliyorlar. Sanırım iki yıllık bir turneye tabii, mi hazırlanıyorlar? Tabii, yani Öyle bir şey. Başladılar. Yani başladılar. hiç yani. kolay bir şey değil ve evet yani kapan demişlerdir veya artık bir doktor ona demiştir ki Lars'cığım hani şu sebep. Ne olduysa. Kendine artık, bakman lazım Şu anda gerçekten gibi. yani tarihte çaldığı en iyi dönem bu dönem. Çünkü gerçekten. bu konserlerde sürekli her konserde playlist değiştiriyorlar. Hmm. Bir çaldıklarını bir daha çalmıyorlar ve Full böyle Right the Lightning'den çalıyorlar. Orada evet ya. her yerden çalıyorlar. Ve çok zor parçalar yani. Evet. Ve bunları hakkıyla çalıyorlar hakikaten. Peki bu şarkı özelinde ne söylemek istersin? Ba yani Battery, Metallica. Ya e zaten açıp böyle albümü ilk başladığımda <laughs> ne oluyor falan diye böyle yıkıldığım. Hmm. Bu nasıl bir sound ve hmm. nasıl bir parça, nasıl bir hız dediğim albümlerden biri. O yüzden hani komple zaten parçada hmm. hani öyle giriyor. O yüzden benim için özel. Yine aynı dönem işte. Aynı dönemler. Hep sırayla kasetle Elden ele dolaşan şeyde. Peki sen kendin mesela atıyorum Kabataş e, Erkek Lisesi'nde böyle çalabildiğin noktalarda bu şarkıları deniyor muydun yoksa yani bu senin sadece ilk başta müzikal vizyonun sadece olarak dinliyordu. önden gidiyordu. Sadece gibi. Çünkü çalacak birileri yoktu. Şimdi evet. ondan sonra Megadeth gelecek ve Çaldığımız şeye doğru yol alacağız aslında. Abi bu arada bütün playlisti tam bir set liste davulcunun idare etmesi gibi idare ediyorsun. Önden gelecek, bir sonra gelecek section'ı evet. bir haber veriyor. Düşündüm bunları. <laughs> yani Yok. çünkü kronolojik olarak gidiyorum yani hangi ne zaman karşılaştım, ne e, oldu hikayesi. O zaman bu parçayı dinlemeye başlayalım. Metallica'dan Battery, davullarda Lars Ulrich var. Hep beraber dinliyoruz. Evet tekrar birlikteyiz. Yüksek enerjiden devam ediyoruz. Sıradaki şarkı Megadeth'ten Foreclosure of a Dream. 1992 yılında yayınlanmış olan Countdown to Extinction albümünden geliyor olacak. Davullarda Nick Menza var. Sözü tekrar sana bırakıyorum Ediz abi. Evet o dönemde şöyleydi. İşte dinliyoruz böyle tüm bu bahsettiğim şeyler, albümler onlar bunlar. Metallica büyük sardım tabii. Yani Kill Em All dinleniyor uyurken, kulaklıkta sürekli böyle hmm. Ride the Lightning bunlar falan. Giderken bir barış diye bir arkadaşım vardı yine. Hem yatakhane arkadaşımdı. O da maalesef kalp bizi geçirip e, vefat etti pandemi hı hı. döneminde. E, Barış'ın sıra arkadaşımdı. Buradan. Eyvallah. E, Barış bana çok gülmüştü ya şeyde. İlk sınav yani Kabataş erkeksine girdim. İlk sınav ve edebiyat sınavı. Ve ben Türkçe hani böyle terk nasıl olacak bu işler falan. Böyle son soru da şeydi İstiklal Marşı'nın işte dördüncü kıtasını mı bir şeyi hakkında kompozisyon yazın. Neyse o ilk dört kıta mı bir şeydi. Ya böyle of. ben dürtüp Barış'ı şöyle dedim. Kompozisyon ne demek? <laughs> böyle Barış. <laughs> ya herif bir gülmeye başladı. Böyle artık sıra sallanıyor falan. Oğlum diyor, niye gülüyorsun ne demek bilmiyorum ki hani bilmiyorum. Kelimenin ah anlamını ya, bilmiyorum yani. Abi. Bana bununla ilgili ne yani hani yok yani siz yani o kadar aslında o kadar doğru bir soru ki ben yani şu anda şeye biraz üzüldüm ya. Bu öğrenciye ne etmişsiniz ya vallahi. <laughs> yok canım ne, yani Ne çekmiş? <laughs> ne çektirdiniz be? Vallahi. Neyse Barış o Barış bu arada hem de yatakhane arkadaşıyız biz işte en iyi hmm. arkadaşlar olduk. O da büyük metalci yani böyle hani kot montlar üzerinde her yerde böyle rozetler şeyler evet, distraction'ı bilmem nesi hmm. falan her şey böyle. O ama en başta ona Megadeth gelirdi. Ben de böyle hani hiç de bulaşmamışım. O kaset veriyor bana bir şey yapıyor. Ya bir gün geldi böyle dedi ki ya Ediz dedi ben işte stüdyoya gidiyorum tünelde arada hmm. bir gitar gitar çalıyordu hmm. o da. Provalara gidiyoruz. Orada bir ilan gördüm dedi. Megadeth cover'ları çalacak bir grup davulcu arıyor. Of. Telefonunu da aldım dedi. Sen onu bir arasana dedi. O zaman cepte var. hiçbir şey yok. Sörlü'den evet, evet. bayağı böyle. Ben dedim iyi arayayım ya dedim. Bakalım neymiş bu falan. Aradım Barış diye öbürü de Barış hmm. MBK. Sonra aradım işte ya ben Ediz işte Kabataş Lisesi'nde okuyorum falan. Aa tamam bir bakalım işte pazar günü şu gün buluşalım mı? Tünel'de bilmem La stüdyosunda. Hmm. Oranın sahibi de Okan da Kabataş'lıymış. Of. Yani sürekli böyle bir Hikaya her yerden bağlantı oldu, geçiyor evet. falan. O da eski mezunlardan. Bülent dönemi galiba falan. Ben gittim işte tanıştık falan. Sonra biz çalışmaya başladık. Böyle gitaristler değişti bilmem ne. Yani iki kişi olsak bile biz her pazar 3 sene boyunca her pazar ama o saatte 5 ile 7 arası mıydı neydi hatırlamıyorum. Paramız da ona yetiyordu. Ya bir saatte ya 2 saatte tam onu hatırlayamıyorum. Sonra da Çiçek Pasajı'na gider bazen böyle rakı içer bir şey yapar. Daha rakıyla tanışma günleri falan. Bira içer sarhoş olurken böyle bir rakı içsek acaba yıkılır mıyız falan. Modları. İşte Barış'la o Insomnia grubunu kurduk ve hatta biz böyle Rock Station. Yok Rock değildi o Ankara'lıydı değil mi? Roxy. Güven Erkin hatta Erkal geçen şey dedi. Ya insomnia sizin grup muydu dedi. Bir tarafında Türk bilmem ne arabesk vardı. Bir tarafta da siz doldurmuşsunuz. Öyle bir kasete doldurduk. Gerçekten o kadar mi? bulamadık boş <laughs> kaset falan. Hani bir tarafa parçaları kaydetmiştik böyle. <laughs> Aşırıymış. Falan demişti. O grup bizdik işte. Öyle bir demolarda kaydettiğimiz dönem oldu. Yani benim Megadeth'le işte bu tanışıp buradan Sweeting Bullets mıydı bu? Bu şey. Uh, yok, yok. Foreclosure of, Foreclosure of a Dream. Dream. Bunu da çalıyorduk doğru. Hmm. Yani müthiş bir şeydi böyle hani o ve böyle Jackson gitarı vardı şeyin ya, Barış'ın evet. tam o hani Dave Mustaine herkes öyle ya tabi tabi i̇şte canım Haluk bas basta işte şeyin David Ellison bası falan hmm. ben bu arada Pearl aynen o Nick Manzan'ın davulundan aldım 4 hani 2 ton 2 ton mi evet aynen of. öyle öyle bir fanlık falan Zual mağazasından gidip o ilk Pearl'ımı öyle babamla almıştık çok iyiymiş yani ve ya. böyle inanılmaz bir şey oldu bende Megadeth fanlığı oldu işte o dönem arada besteler yaptık ama çoğunlukla böyle Megadeth çaldığımız bir dönemdi. Aşırı iyiymiş. Bir de gerçekten artık hani cayır cayır çalmaya başladı. Cayır cayır başladı, başladık. Evet. Yani okul hariç okuldaki çünkü orkestrada hmm. biz genelde Freddie Mercury'ler çalıyorduk işte Queen çalıyorduk. Hmm. Hiç böyle rak o ilk şeydi. Benim oraya girişim, Twin of. Pedal'ı alışım ve onlarla böyle hani cebelleşmem. İki, kaç sene dönemdi. senle kaldı o davul. o davul? Hala tomları bende. Gerçekten Daha yeni sattım. İki sene, 3 sene önce sattım. İsmail'e verdim hatta o sattı. İsmail Ezel'e. Ve sattığıma da pişmanım ilk davulum yani. Ya, ben de, de şu anda biraz böyle bir şey 22 inç çok güzeldi bir davuldu. Neyse. Tekrar geri istenmez mi sence? Bilmem belki bu arkadaş beni duyuyorsa geri şey. <laughs> Abi adres verin başka postala bir... falan. <laughs> Eski şey usulü diyorsun. Mektupla kaset alıyorduk falan gibi Mektupla mesela, davul alıyorduk. Evet ben şeyi sattım mesela. E, ilk İsmail'in yaptığı. 5 numaraydı benim davul. İsmail davul yapmaya başladığımda hmm. e, ona yaptırdığım davulu ben satmıştım. İsmail'e verdim yine. Çünkü 18 inç kickti falan. Hmm. Onu da niye sattım bilmiyorum işte. Sonra paraya ihtiyacın oluyor. Bir şey yapıyorsun. Zaten bir davulun oluyor. Evet evet. Onu satıyorsun falan. Sonra baktım Cem Aksel'inki dörttü galiba ya da bir şey. O İsmail'e vermiş. Tam da ikinci çocuğu doğdu. Dedim İsmail'e ben bir güzellik yapayım ya hadi ben alayım kaç paraysa altın Aa. niyetine şey olsun onu aldım o davul bende şimdi mesela yani ben aramızda döndürüyoruz sürekli davulları. sürekli yani. evet ve güzel isimler döndürüyor evet. hani gerçekten davulu muhtemelen bir yaşanmışlık ve evet. güzel bir sahne katıyordur tabii yani bir sürü şeyi konseri çaldı şey. mesela bütün Bülent Ortaçil konserlerini çaldı davul ben davulu. de Cem abim ya ama benim aklım birazcık Pearl'de kaldı onu da bir Pearl şekilde gitti evet olsun onun trompeti bende bir 16 inç galiba tomu hmm. bende bir de 12 inç tomu bende dolayısıyla İsmail'e sonra 26 inç Bonham kick yaptırdım. İşte o setup'a hem şu andaki sarı pearl'den koydum hmm. hem ondan böyle bir karışık bir Setup var. renk ya renk böyle bir şey United Colors of aynı, Benetton şey gibi. Abi çok iyiymiş. Bu arada yani hikaye de çok iyi. Bu Megadeth e gerçekten girişin evet. sadece dinlemekle kalmayıp icraya da dönüşün de çok iyiymiş. Ee, başka bir eklemek istediğin bir şey var mı? Dinlemeye geçelim Hı -hı. mi? Yok dinlemeye geçelim. Bakalım. Süper. Megadeth'ten Closure of a Dream davullarda Nick Benza var. Bundan da 30 sene önce de davullarda Elisa Hafızoğlu vardı. Cover grubunda. Hep beraber dinliyoruz. <laughs> Evet tekrar birlikteyiz. Megadeth'ten Foreclosure of a Dream'i dinledikten sonra ben aslında playlist'in birazcık dışına çıkarak bir soru sormak istiyorum Ediz abi sana. Bulgar ritimleriyle alakalı hazır seni burada bulmuşken sormak istediğim bazı şeyler var. Bizim kulağımıza birazcık daha Balkan ritimleri diye genelleyebileceğimiz bir kategorinin içerisinde sana şey sormak istiyorum. Bulgar ritimleri bu kategorinin altında işte Makedon ritimlerine kıyasla, Sırp ritimlerine falan kıyasla veya Türk usullerine de karşılaştırdığında nasıl farklılık gösteriyor? Bununla alakalı aslında bir soru sormak istiyorum. Hakikaten Balkan müziklerinin içinde Bulgaristan bambaşka bir yerde. Çünkü Hı -hı. çok fazla aksak dediğimiz şey var. Hı -hı. Hani böyle bir espri de var. İşte Bulgara diyorlar ki ya bize aksak ritim çalsana diyorlar. Dört dört çalıyor. <laughs> hani onun gibi bir esprisi bile var yani hani her şey o kadar aksak ki. Evet. <laughs> o normali onların yani. Of çok iyice. Türkiye galiba çok gelmemiş çünkü hani bu, buraya daha çok Yunanistan ve şey hikayesi tabii ki Ege'deki o Hı -hı. E, hikaye çok etkili olmuş. 9'lar 94 gibi işte bütün o aslında bizim Ege'deki hikaye tamamen Hı -hı. Yunanistan 9 yani Yunan 94'ü evet. aslında. Ama Bulgaristan'dan ne gelmiş dersek belki de Karadeniz'e o etkisinde o yediler hı hı. belki de öyledir hı hı. çünkü şeyde de var TRT yollardayım sürekli ya böyle TRT türkü dinliyorum orada da anlatıyorlar bir bir sürü parça var Bulgaristan'dan göçen işte Rodop dağlarından bilmem nereden Karadeniz'e göçmüş hı hı. o ritimlerde bir şeyler var yani hiç Karadeniz'e uygun değil normalde. Ama oradan da çıkan türküler var gibi böyle bir etkileri olmuş mutlaka. Yani bir göç üstünden sürekli takip edebildiğini evet, muhakkak. Evet göç üstünden Hı -hı. olmuş. Tabii ki Rumeli'de bunun etkileri. Yani Rumeli tarafında işte Balkanların bu et, yani İstanbul'a kadar olan yerinde bir etkisi olmuş. Ama Anadolu'ya pek de geçmemiş. Hı -hı. Ama Bulgaristan'a özel hikayesi aslında tamamen danslarla alakalı bence. Hı -hı. E, sesler de tamamen oradaki hayvanlarla alakalı. Yani Hı -hı. hakikaten mesela... Burdur'a gittiğinizde bayağı keçi sesi çıkarıyor herifler o şeyle hmm. sipsiyle. Yani odur aslında o hayvanların çıkardığı sesleri taklit ediyor. Evet. E Bulgaristan'daki bütün kadın korolarına falan bakarsanız hepsi böyle keçi sesi çıkarıyor. Hmm. Yani dağlarda olduğu için dağlık bölgede ne hayvan yetiştiriyorsan onunla birlikte artık yaşamaya başlıyorsun hmm. ya bir şey yapıyorsun. Bir gün denk gelirsek benim orada yani hmm. her gün bir rutini olan bir komşum var benim kadın. Ya koyunlara öyle bir keçilere bağırıyor ki böyle dersin ki yani bu nasıl bir ilişki? Bir ses, yani. ha, ses gerçekten. Nasıl bir ses? Evet yani o ona özel bir şey söylüyor ve o hayvan onu anlıyor. Yani hmm. o bir ilişki kurma şekli. Biçimi bence. evet. Hemen oradan çıkan şeyler ama aksak ritimlerin o kadar aksamasının sebebine gerçekten bilmiyorum. Çünkü muhtemelen doğayla çok alakalı bir şeydir Hı -hı. bence. Onların orada duydukları şeyler hani Ayahuasca gibi bir şey Yok olabilir. <laughs> acaba ya her şey olabilir. Yok, yani orada ne yani. ne acaba? O dağlarda o şimşeklerle birlikte gök gürültüleri Hı -hı. Diye ne acaba duydular? Ne sandılar, gördüler? Ne oldu da buraya evrildi? Zaten insanın bence bütün hikayesi doğadan gelen şeylerle evet. beslenip oradan bir şekilde bir akacak yol bulması yani. Ya zaten doğa seslerini imite etmesi ve ona tekrar evet. konuşması dediğinde çok şeye oturuyor. Ben sen gelmeden aslında birkaç tane bu konu üstüne yazı yazmış, tezini yazmış veya master tezini, doktor tezini yazmış kişinin böyle birkaç şeyini okumuştum. Orada hakkında şöyle şeyler de kalmış hani mesela Bulgar ritimleri, Aksak ritimlerinin mesela Makedonya ritimlerine veya Türklerine kıyasla daha böyle hızlı olması ve aslında çok benzi yani bahsettiğin işte halk oyunlarıyla çok eşleşen bir durumda var. Bu işte makalelerde de hani böyle şeylerden bahsediyordu. Hatta sanırım 5 zamanlıların, 7 zamanlıların, 9, 13 zamanların hepsinin bir halk oyunuyla özdeşleşmiş özel isimleri de varmış sanırım. Programın altına en azından gördüğüm kaynağı şey olarak yazarım. Belki yani şu anda aklımda kaldığı haliyle yanlış bir şey söylüyorumdur. O da alt tarafta düzeltmiş olurum. Bu benim şuradan böyle bir şey yapmıştı. Müziğin Ritmin dansla olan direkt ilişkisi ve bir şekilde hissi öğrenmek istiyorsan aslında folklorik elementi unutmaman gerektiği belki yani halk oyunlarından insanlar nasıl hareket ediyor, nasıl hareketler oluşmuş, o müziğe nasıl entegre olmuş, bu hareketleri analiz ederek belki bir davulcunun veya bir müzisyenin kendi çaldığı hisse de yansıtması ve etüt etmesi durumu mümkündür diye de düşünüyorum. Ya, tabii ki zaten direkt ondan bahsediliyor. Aslında Hı -hı. bir şeyden bahsedilirken yani Stoyan Yankulov diyor ki çok iyi bir davulcudur. İşte biz Amerikalılarla falan, o da böyle bir Yamaha artistidir. Orada hmm. bir röportajında bahsediyor. Ya işte siz böyle aksak ritimler çalıyorsunuz, nasıl oluyor falan filan hikayesini diyor. O da diyor ki, ya bizimkiler dans ediyor bunda. Bırak beni hmm. çalmanı evet. yani. Hani bütün köy dans ediyor mesela. Evet. Benim çocukluğumda hatırladığım, gördüğüm şey o. Bir düğün olur, böyle dizilirler sırayla şöyle. Hmm. Hepsi o aksak ritimlerde çalar grup. Hepsi dans eder çünkü hepsinin figürleri farklıdır falan. Zaten bütün hikaye onun üzerine kurulu. İşte mesela kumru 5-4 ötüyor falan. Kukutçuk, kukutçuk, kukutçuk. Yani İnanılmaz. Falan Abi şu an böyle hani anladın Mind mı? blown bir olay yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Yani böyle her şey o doğa, insanlar ve evet. aslında böyle uyumlanma evet. ve beraber müzik de birbiriyle Oraya doğru gitti. Birbirini itiyor işte. Erken. Mesela e, internette baktığında işte bunların çok yavan versiyonunu bulmak da mümkün ya. Hı -hı. Yani mesela herhangi bir folklorik elementi aslında daha modernleştireceğiz diye aksak ritimlerde dans edilebilme elementini çok birden böyle altına hani for on the floor bir şey koyarak Hı -hı. garip bir hale de dönüştürüyorlar evet, ve Maalesef döndü. Çünkü her şey basitleşiyor. Abi. Evet. Yani bu basitleşmeyi hatta program öncesinde birazcık şeyde de konuşmuştuk ya okullarda halk oyunu şeyi kalkmış Müzik Türkiye'de. Seçmeli oldu. Yani, yani bunun böyle yapamazsın. Hani evet. böyle bir ülkeyi batırmak istiyorsan tam da bunu yaparsın. Dansı müziği kaldırırsın evet. ve bu ülke batar. Hani yani... Atatürk boşuna yırtmadı kendini. Sofya'da opera izleyip opera kurmaya çalışmadı. Yani orada bir şey gördü. Hı hı. Nasıl ileri gittiğini bunun, neye etki ettiğini, yani dağılmış bir ülkenin nasıl toparlandığını nasıl daha kolay olduğunu her şeyin. Çünkü müziksiz, sanatsız bir ülkenin var olma ihtimali yok. Çok haklısın. Peki ben mesela bu şeylere merak duyan birisi olarak senin önerebileceğin arşivler var mı? Direkt böyle atıyorum Sofya Radyosundan bahsetmiştik. So Sofya Radyosunun içerisinde bakın böyle arşivle yapmaya başladılar. Girersiniz şöyle bakarsınız hani YouTube zaten hani yazıyorsun işte Bulgarian folk Music falan gibi şeyler denk gelene geliyorsun ama başka önerebileceğin şeyler var mıdır? Bir sürü şey var aslında. E, i̇sim isim belki bunu paylaştığımızda altına yazarız. Ben Aha. onları bir listelerim en azından Aha. ne olabilir. Ama en basiti Ivo Papazof yazınca zaten bunun biraz daha modern hali. Hı -hı. Çünkü ondan önceki klasikler de böyle çok ağır geliyor bazı şeyler. Hı -hı. Ya bir anlam olmuyor, aynı şey dönüyor falan. Onlar çok modernleştirdi ama yani gerçekten herkesin dinleyebileceği şekilde böyle bir modernleştirdi. Aynı zamanda düğünlerde çalıyorlar aynen o albümlere kaydettikleri şekilleri. Hı -hı. Yani senfoniyle de kaydettikleri kayıtlar Hı -hı. var falan gibi şeyler var. Onlar bir dinlendiği zaman böyle baya bir kafa açılıyor aslında. Tamam, buna e, o zaman senden istiyor olacağım, Tabii, alt tarafa aynen, koyalım. Da. Bu arada My Analog Journals account'u da bu arada YouTube'da çok güzel Bulgar cazıyla alakalı bir şeyler paylaşmıştı. Evet. Onu da alta koyuyor olacağım. O zaman bir sonraki şarkıya geçiyorum. Yani birazcık folklorik bir konudan Death Metal'e geçiyorum. Aynen bir Death bir... Metal'e geçeceğiz. <laughs> geçelim artık. Yani. Geçelim artık. Evet. Death grubu Scavenger of Human Sorrow, The Sound of Perseverance albümünden geliyor olacak. 1998 yılında yayınlanmış olan davullarda Richard Christie var. Sana çok dönüyorum zaten Bunu yine Burak lit yumo dinleten bana ta hikayenin başından en başındakinden evet biz de böyle Kadıköy şey yukarıda göztepe mi oluyor Ayşe kadın hı hı. da e, annesi de hatta Burhan öğretmendi işte 98 yılı mı ne falan toplanırdık bir hı gün hı en azından hı. iki gün falan böyle beraber vakit geçirelim. Ben eve gitmezdim annemlere de onlara giderdim <gülüyor> cumadan <gülüyor> cumartesi eve dönerdim falan. Onların da Spiritual diye bir grubu vardı. Full Slayer çalarlardı. Spiritual ve evet, The slayer. slayer. Yani böyle hani <laughs> ölümüne Slayer ama abi çok falan. acayipmiş. Evet, onun da çok yakın bir arkadaşı vardı. Onlar da sadece Nirvana çalardı. O zaman o kadar ayrı bloklardı. Aa. Biz de sadece Megadeth çalardık. Hani böyle <gülüyor> herkes <gülüyor> grubunu seçsin maceraya herkes başlasın hani gibi. Abi alanında <laughs> hiç çok. ondan sonra öyle takılmadı. Ya şeyi çok iyi hatırlıyorum. Burak dedi ki ya yeni bir albüm çıktı dedi. Kaç yılıydı bu 98 98. Mi? Aynen tam böyle yani çıkmış. Akmar'dan almış onu. Yani evdeyiz böyle çıkardı. O folyoyu böyle çıkardı. Taktı. Abi şöyle. Evet ya. Diye bir girdi. Dedim ki ne oluyor ya burada. Hani nereye düştük falan. Evet. Gitar tonu yıkılıyor yani. Tüylerim diken diken oldu. Aynı gün ya da bir hafta içinde de. İşte ondan sonra galiba Testament'ın The Gathering albümü ee, yani... sanırım bakalım evet 99 yılında aynen. bir, yıl, Aha, bir yıl sonra bir yıl sonra evet ha, o civarda yani tam evet. böyle mezun olurken galiba o da çıkıyor ve onun da yine onun evinde aynen ya böyle bir albüm geldi deyip dinlettiğini hatırlıyorum Buran böyle inanamamıştım olanlara falan hani Dead diye bu arada Dead grubu Dead metal diye müziğin çıkmasına sebep, sebep olmuş. olan yani hmm. o grup ismiyle o müzik türü anıldı. Çünkü yani selpak peçetenin isminin selpak olmasına, olmasına, olmasına aynen şey yani öyle. Chuck Dinler Örneğime i̇şte bak sembolik ya. Sembolik albüm falan <laughs> çok güzel anlattım <laughs> yaradı. Ee, işte sembolik albümü var neydi diğeri. Onların da hepsini böyle yazmışım ben. Sonra hmm. işte bu albümü dinleyip geri dönüp tamamen oraya doğru döndüm ben de. Yani benim için öyle bir şey var. Çünkü bir Oradaki beni en çok etkileyen şeylerden biri. Bir kere davulcunun çok serbest çalması. Evet hani e, şey gibi böyle çok doğaçlama işte. Caza doğru gitme aslında şeylerimden biri o bence. Çünkü o o döneme kadar daha... Daha hani kalıpsal gidiyor gibi. Sadece müzikal gibi. Ha, caz pardon. duyuyoruz. Yani Gershwin'lerde hmm. çaldığım o swing'i çalmaya çalışıyorum. Aslında öyle bir şey değil yani. Hani caz falan ama şurada duyduğum şey... Beni Elvin Jones'a atan hikaye oldu aslında. Hmm. burada Giderek açılmaya başlayan çalın evet. tarzı gibi. Çünkü orada çaldığı şey, duyduğum sesler o işte çaynaları kullanma, onların bir tona sahip olması, hmm. zil sadece bir tane bir şiş değil yani hani orada bir tonalitenin de olması falan beni çok etkilemişti yani hatırlıyorum. O yüzden seçtiğim parçalardan biri. Beni burada mesela bu şarkıyı dinlerken etkileyen şey baştaki davul introsunda çok insani bir salınım da var. Hani böyle şu zamanın belki metal estetiğinde biraz daha e, prodüktörlerin peşinde olduğu şey her şey neredeyse çok kuantayz olsun Aynen. meselesi yok yani. Ve o böyle bana çok şey bilmiyorum güzel bir nefes aldırttı yani. Ve bunun 98'de. Death Metal grubunun yapması evet in, yani inanılmaz bir öngörü. Evet. Chuck Schuldner'ın aslında. tüm o adamın hikayesi bu. O davulcuyu seçmesi zaten. Oradaki davulcunun yaptığı şey beni zaten etkileyen şey genelde müzikal olarak Hı -hı. benim de durduğum taraf o. Yani ben böyle iki tane kol ayrılır davulculukta derler hep. Hı hı. Bir tanesi Alvin Jones stilidir. Bir tanesi de Tony Williams stilidir. Hı hı. Bu işte Dennis Chambers'lar, viniler, işte Dave Tony Beckham'lar. tarafından. Tony tarafındadır. Bu tarafta da böyle daha yıkılan evet. böyle perfect olmayan ama kendi devinimi olan hı hı. şeyler. Yani illa bire düşeceğiz diye bir şey yok. Ama o kendi içinde bir e, salınımdır. Beni etkileyen şey o. O yüzden buradaki belki de çok etkilendiğim şey e, o oldu. Yani onun böyle yıkılarak çalması Tam yerine oturmaması yazamayacağın bir şey olması orada. Hmm. Yani belki böyle hissederek, hissederek onu, Evet onu e, özümseyeceğim falan e, bir şey olması. Bu arada bunu söylediğin çok ilginç çünkü ben senin hikayene baktığımda e, hani sürekli müzik senin için yani senin yetiştirilme tarzında da doğduğun yerde yaptığın işte derin insiyatifiyle kurulan müzik topluluğundan başlayalım. Hep böyle bir şey örneği var. Müzik komünel bir şey. Hmm. Bir aradayız. Birbirimizle bir konuşma hali ve topluluk olarak çalma durumuna çok iyi oturuyor bu söylediğin açıklama hani salınım birazcık farklı bir şeye gelse de ben o biri kaçırıyorsam da berabersek tutunuyoruz gibi bir şey Aynen. bu belki hayat düsturuna da çok evet. hani berabersek evet. beraber evet. akıyor her şey evet. birlikte bir şey yapma zaten evet. Türkiye'de en zıtlaştığım konu bu insanlarla ilgili Hı -hı. herkes çok bireysel takılıyor en azından beraber başladığında bireysel olarak sivrilip belki de bir lafla bir sözle bütün bu birlikteliği bozabiliyor. Genelde bizde yani benim olduğum ortamda, yetiştiğim ortamda öyle bir şey yoktu hiç. <laughs> yani gördüğüm şey oydu. Biz hep beraber hareket ettik. Kimse birbirinin üstüne çıkmaya çalışmadı ya da hep birbirini destekledi. Öyle söyleyeyim <laughs> yani. Bu beni aslında başka konulara da getiriyor. Hazır yeri gelmişken şöyle bir şey de şey yapayım. Kolektif bir şekilde bir şey yapmanın önemi. Ama aynı zamanda enstrümantalist olarak da bireysel sound'unu bulma meselesi kendi hayatına baktığında bireysel sesini enstrümantalist olarak sesini ortaya çıkarmaya çalışırken aynı zamanda müziğin önüne geçmemeliyim müziğe hizmet etmeliyim Dengesine nasıl bulmaya çalışıyorsun, nasıl bulmaya çalışıyordun? Bu senin için çok böyle bir pazarlık hali mi kendi içinde şey yaptın? Yani bu konu çok basit bir şekilde çözülüyor aslında. Çünkü hmm. ben enstrümanı çalmaya çalışmıyorum, müziği çalmaya çalışıyorum. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> bütün hikaye o. Aslında hmm. orada çözülmüş oluyor bütün hikaye. Hmm. Yani benim için çözülüyor hmm. en azından. Çünkü enstrümanı çalmaya çalışınca müzikten kopuyorsun. Yani enstrümanda bir şey göstermeye gerek yok. Müzik zaten istiyorsa ne kadarsa onu yapıyorsun. Yani. <laughs> Alvin Johnson'da bir e, hatta şey, bir bak drumming ya da baht Drumming'de kitapta e, lafı, e, vardı lafı değil var mi? yani. Evet. Diyor ki soruyorlar yani kendi stilini nasıl oluşturabilirsin. O da diyor ki sadece enstrümanı çalmaya çalış. Ondan sonra senin bir stilin olacak zaten. Hmm. Ya böyle çok da kafaya takmaya gerek yok. Ama oluşuyor doğal olarak bir oluşuyor şey oluşuyor doğal olarak bir stil. Bilmiyorum yani oluşuyor mu oluşmuyor mu. Ben ona çok takılmıyorum açıkçası. Hmm. Yani ben sonuçta bir şeye yani müziğe hizmet ediyorum diyeyim. Ya yani müziğin iyi olması için ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Onun hmm. dışında benim hani burada ben illa trompete vuracağım, burada bir zil koydum, ona vur gibi aklımın ucundan geçme ihtimali yok yani. Ama şöyle bir devire girdik maalesef. Instagram diye bir yer var evet. ve sadece orada bir şeyler yükleyen ve yapan müzisyenler var. Her alandan var yani. Ben davul konuştuğumuz için davuldan bahsedeyim. Evet. Yani o insanlara profiline bakıp hangi grupta çaldığına bakınca hiçbir grupta çalmadığını görüyorsun. Hmm. Yani aslında onlar müzik çalmıyor, onlar enstrüman çalıyor. Bunun da şöyle bir farkı var. Yani biri zanaatçı, o sadece Instagram'da bir şey yapan. Hmm. Çünkü zanaat yani davulda öyle şeyler yapabilmek, hmm. Sahneye de bilmem kaç bir şey vurabilmek ya da hiç olmayacak bir şeyi, hani hayette böyle 16'lıklar evet, giderken evet, evet, aşağıda evet. o bir zanaat. Müziğin içinde nerede olduğunu bilemeyeceğim. Ama öbür tarafta bir de sanatçılar var. Yani buna çok da takılmadan yani davuldan yeterince belli bir seviyenin üstüne çıkıp sonra müziğe daha çok kafayı takan oradan bir şey öğrenmeye çalışan hayatını da öyle devam ettiren bir de taraf var ben bu tarafta olmayı seçtim yani davulda yapamadığım bir milyon tane şey var yani hani öyle bir şey, merakım olmadı çünkü ya, anladım işte. içimden de öyle bir şey gelmiyor ona oturup ben saatler harcayamam hani bu niye böyle bir şey harcayayım ki onun yerine müziğe basarım dinlerim Transkripçin yaparım falan. Hı -hı. Hani ne bileyim o tür armanı öğrenirim falan. Hı -hı. Hani daha böyle başka şeylere takılmayı hep tercih ettim. Hı -hı. O yüzden bir yerde mesela kendimi o konuda frenlediğim oldu böyle. Ya şimdi tamam çalışıyoruz da. E bunu bir yıl ayırmam lazım. ve bunu mu çalışacağım yani? Hı -hı. Öbür tarafta da kaçacak bir tren var yani. yani Hı -hı. E, öbür tarafa bakmam gerekiyor diye hep takıldım. O yüzden kendi soundumu da bence bunun içinde bundan uzak durarak zaten bir Yere, yere getirmiş ge oldun. Gelmiş oldum Anladım. otomatik olarak. Eğer geldiyse. Onu da bilmiyorum bu arada. Çünkü ben içinde olduğum için bunu göremem yani. Bu söylediğin şeyi hatırlattı. Vinny Kalyuta'ya sormuşlar hani. Vinny bir ara buna çok takıktım falan filan mevzuları. Bir de zaten genç bir müzisyen olarak böyle şeyleri sanatçı olarak ben neredeyim sorusuna takılmamak da mümkün olmuyor. Diyor ki yani ne zaman ben bu soruyu sormayı bıraktım o zaman kendi sesim ortaya çıktı diye. Yani söylediğin aslında hani yani çok da kafaya takmamak lazım veya müziğe hizmet ettiğinde kendi olduğun kişi birden ortaya çıkıyor meselesinde bunu düşündürttü açıkçası. Tarihin içinde olmak gerekiyor Hı -hı. yani ne olursa olsun. Evet. Enstrümanla ilgili kendim bir sıkıntı çekiyorsam işte şeyde bahsettiğim gibi geri düştüysem ellerim ayaklarım tabii ki onları çalışıp bir yere getiriyorum hemen. Hı -hı. Yani şu anda mesela böyle 2013'lerde çaldığım şeye doğru gittim performansıma nihayet. Çünkü çok sık çalmaya başladım Hı -hı. yine. E, evde de peti koyup önüme hani bir şey muhabbet ederken bile annemlerle. Yani onlar çok alışık olduğu için böyle sonra yukarıdan bakınca ne manyak bir şey diyorum. Annemden burada şey örüyor. Annem orada duruyor. Televizyon açık. Babam izliyor. Ben pataküte pataküte burada böyle sessiz metronomu açıp bir şey çalışıyorum. Oraya bakıyorum falan hani. Böyle evde çok rutin olunca bir kendine geliyorsun hmm. hemen. Eller ayaklar topladığı anda zaten sonrasına yani o kadar da abartmaya gerek yok bence. Ha yapamadığım şeylerin üstüne gidiyorum zaten notlarımı alıyorum. Eve bir tane tahta aldım, yazıyorum oraya. Hmm. Şuna bak diyorum, buna bak. Şu üçlemenin şurasına vurdu hmm. koyup, bir de böyle ayak çalış diyorum falan. Onlar zaten oluyor rutin olarak. Peki benim için sorması biraz daha zor olan bu soruya bir tık daha bir şey koymak istiyorum. Bir şeyleri denemeye sahne üstünde yani müziğe hizmet ederken aynı zamanda kendi enstrümantalistliğini de çünkü içinde bulunduğun projeler bir şekilde bir geliştiriyor ya yani. Bir şeyleri deneme cesaretiyle aynı zamanda ben burada şu anda ne konuşmalıyım farkındalığını yani enstrümandan çıkan ifade olarak ben burada ne konuşmalıyım farkındalığı arasında nasıl bir yerdesin diye soracağım yani çok şey bir soru olmadı ama sormaya çalıştığım şey de şu anladım. var. Yok ben anladım kafamdan geçirmiyorum açıkçası çünkü sahnede çalarken kendini dinlem ben dinlemiyorum. Hmm. Yani ne çaldığıma hiç bakmıyorum. Ben geri kalan herkesi dinliyorum. Hmm. E bende de ne olacak o yüzden hayatım gibi böyle çok korkmam bir şey yapmaktan. Hmm. Yani acaba ne olacak diye önden düşünmem. Hmm. Yani hiç öyle bir şeyim yoktur önden hazırlanmam bir şeye. Ya yani bir yere gidilecekse Böyle alırım çantamı giderim yani hani hmm. ona böyle planlar yapıp ay şuraya da uğrasak mı, buraya hiç öyle bir alışkanlığım yok. Davul da öyle çalıyorum aslında. Ve orada o anda onlardan ne gelirse bunu da yapmaktan hiç korkmam. Hatta böyle dağılırım, yıkılırım, çalamam falan böyle kafaya hiç takacağım bir şey değildir. Çünkü orada bir şey öğrenme ihtimalim olan tek şey o. Zaten hmm. bildiğin bir şey çaldığın zaman bir şey ne öğrenme ihtimali yani? zaten evet. bildiğin şey çalıyorsun. Tam tersi o insanlar seni nereye götürüyor? Onların peşine takılmayı hmm. genelde ben tercih ediyorum kendi adıma. Aslında şey olarak çok sağlıklı bir duruş. Ben mesela kendi adıma söyleyeyim her zaman bu böyle şey beni korkutan bir mesele açıkçası. Böyle her zaman inanılmaz cesaret edebildiğim şey bir şey gibi değil ama sanırım bu söylediğin aynı zamanda overthink etmemek gerekiyor. Kafada çok düşünmemek gerekiyor mevzusuna da çok iyi oturuyor. Düşünüyorsan davul ya da enstrüman çalmamak lazım. O anda orada olman gerekiyor doğal olarak zaten. Senin kendini böyle biraz daha atıyorum dikkatini almışsa akışa sokabildiğin şeyler falan oluyor mu yani yoksa? Ben bir şey içiyorum falan böyle. <laughs> Ya arkadaşlar şu cin sodadan <laughs> bir tane daha verin diyorum. Hemen onu çekip devam ediyorum. Çok iyiymiş. Ben bunu geçen <laughs> basit hafta gördüm şeyde evet, babanın. Basit bir şey yöntem. Yöntem. Evet o zaman herkese afiyet olsun diyerekten. Yarasın <laughs> O zaman bir sonraki çok teşekkür ediyorum cevabın için. Bir sonraki şarkıyla devam edelim istersen. Death grubundan geliyor. Scavenger of Human Sorrow. Davulda Richard Christie Hep beraber dinliyoruz. Hiç hız kesmeden aynı enerjide devam ediyoruz. Pantera grubundan Drag The Waters isimli şarkıyı dinliyor olacağız. The Great Southern Trend Kill albümünden geliyor olacak. 1996 yılında yayınlanmış olan. Davullarda Vinnie Paul var. Eliza abi, sana dönüyorum tekrardan. Evet yani Pantera ilk albümü ilk dinledim. Ee, Cowboys From Hell. Ya inanamamıştım böyle hani gitarla giriyor falan Ciu, cici, 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 diye girer böyle ya bu ne testere gibi ulan bu nasıl bir saat falan olmuştum. Sonra tabii yani davul soundu bası ayrı evet. şey mesela orada çok ilgimi çekmişti o zaman. Ya sonuçta her şey overdub oluyor. Aha. Abi gitar solo atıyor ve altta sadece basla davul kalıyor. Hani altta bir tane daha gitar çalmamışlar falan. Mesela ona hemen o zaman böyle bir ne oluyor ya? Ne kadar güzel falan olmuştum. onu uyandığımı hatırlıyorum. Böyle. Ne kadar nefes de aldıran bir şey aslında çok yani. Evet yani sahnede çalacakları gibi kaydettikleri bir şey. Ya Pantera aşkım böyle hani Megadeth'le yarışır diyeyim. Çünkü Ciddi Megadeth misin? 1, Pantera 1 falan gibi <laughs> oldu sonra. Yani 2'ye gitti böyle şey. Aynısından. E, Metallica falan sonra. Yani o janradaki şeylerde. O kadar yani onların her şeyinden çok etkilendim. Böyle bütün müzikal, ya yani riff müziği aslında. Evet. Ama riff müziğinin diğerlerinden farklı olarak groove ettiği hali. Hmm. Yani orada bir müzikte, gitarda da, davulda da hepsinde böyle bir groove var. <laughs> Diğerlerinde olmayan, diğerlerinden farklı. Çünkü böyle bir anda 90... Daha önceki albümleri de var. O şey gibi. Glam döneminden de bir hmm. albümleri vardı. Onu geçelim. Aslında onların istediği şey bu. Prodüktörler başta böyle bir albüm yapın. Diyorlar. Başka şey, Sonra evet, evet. Diyorlar ki falan. Ondan sonra ondan tamamen ben bu Pantera dünyasına koptum. Ve böyle hatırlıyorum yani birkaç yıl durmadan o kasetler hep böyle o Walkman'e girdi çıktı yani. Benim Winnie Paul'la tanışışım birazcık şöyle olmuştu. Modern Drummer'ı okumaya falan filan başladığım zaman aslında Bülent Akbay'dan ders almaya başladım. İşte yani ders aldıkça başka şeyler dinliyorsun, başka davulcular öğreniyorsun falan. Modern Drummer'ı okumaya başladım. Ondan sonra bir baktım ki işte Pantera aslında yani hani hiçbir zaman lisede böyle şeye denk gelemedim. Yani Pantera'ya sonradan öğrenenler dedim aslında. Böyle ilk başta şey ya o kadar Vinnie Paul'la alakalı efsane efsane falan filan konuşuyorlar ki böyle bir şey oldu mu? kimmiş ya bu adam falan ve dinleyince prodüktör gerçekten şey... Yani o albümlerin hepsini prodüse eden hmm. adam o. Yani mixinden bilmem nesine başında duruyor hmm. yani sadece davul çalmıyor. Aslında bütün aranjmanları zaten beraber yapıyorlar hmm. ama yani bütün o sound'u sound oluşturan. oluşturan kişi de başına duran prodüksiyonun o. Yani o yüzden böyle çok enteresan adam ama ben işte davulcu olarak bakmıyorum ya oraya sadece. Evet, grubun evet, evet. tamamında yani Phil Anselmo'nun söyleyişi de inanılmaz etkiliyor beni. Hmm. Zaten hani Dimebag yani gelmiş geçmiş dünyadaki en böyle top en iyi gitaristlerden biri. Hmm. Sound'u, yaklaşımı yani çok acayip büyük bir etki bıraktılar benim üzerimde de, hmm. dünya üzerinde de bence. Yani izlemeyen varsa, dinlemeyen varsa mutlaka ya böyle tam 90'larda Rusya'da şeyde galiba Kızıl Meydan'da bir konserleri var. Ben ki. bunu görmedim. Ben de izin. Yani böyle biz ara ara açıp ya yani konser çalmadan önce açıp başka bir Kasayı. şey çalarken falan hani ne böyle diyorsun? alakasız tabii. Böyle o zaman şey gibi... Son çalarken hatırlıyorum ben. Hadi ya. Kargada bir konser çalacağız. Ya kulise girdik o kadar tutamadık ki kendimizi. Böyle baya pantera o konseri açıp böyle dinleyip öyle sahneye çıkmışlığımız vardır yani. Böyle şey gece çıkmadan önce sınav çekme kafası Aynen gibi. Aynen öyle yani abi yıkılıyor neler ortalık falan varmıştı. hani. Of. Böyle inanılmaz o kadar şey mi ya? Yani. Peki bir dakika nasıl bir şeyde davet edilmişler birazcık böyle e, Metallica'nın gitmesi gibi mi? Yani polisler böyle seyirci dövüyor copla falan hani <laughs> önde bunlar böyle neler çalıyor falan. Of o dönem işte, aynı dönem. Metallica'nın da Tam... dönem. Ya o ben Metallica konserini hatırlıyorum gerçekten. İşte aynı meydan o şey. kadar dolu Öf zaten. Ya. Hani böyle inanılmaz. O yüzden dinlemeyenler mutlaka oraya bir baksınlar ve tüyler diken diken oluyor zaten. Peki bu şey bu dönemin böyle birazcık davul sound'unu böyle hiç işte kayıt teknolojileriyle daha çok haşır neşir olduğun zaman bir büyük bir davul sound'u oluşturayım şeklinde bir etüt ettiğin veya yani bu adamlar nasıl kaydetmiş falan filan diye araştırdığın bir dönem var mı hayatında? Yani aslında yani ben şeyi de okudum aynı zamanda. Yandan Kayıt teknolojide dersi hmm. de aldım Mine Hoca'dan hatta Hakan Kurşun'dan da bir sürü kayıt yaptık ya şeye çok takılmadım ben yani onlar niye bunu nasıl kaydediyor falan çok önümdeydi çünkü herkes Anladım. yani Alp işte ne bileyim Erim Arkman, hmm. Berk onlar zaten kaydediyordu önümüzde yani bunu böyle yaparsan böyle olur falan diyorlardı dolayısıyla öyle çok da çabalamaya gerek yoktu. Ve anladım sen yine arkadaşlarına güvenip böyle onlara bastırıp yani onlardan bir şey öğrenip. Böyle bir şey yapalım mı dediğinde böyle bir şey oluyordu zaten. Yani hmm. aslında ya kayıtla ilgili söyleyeceğim şey belki de hani bir ara parantez olarak ya bu mikrofon sonuçta olmayan bir şey almıyor. Evet. Ya olan bir şeyi öncelikle davulsa mesele, ya o trampetten o sesi senin çıkarman gerekiyor. Hmm. Yani sen çıkaracaksın ki o kaydedecek. Yani o sonraki aşama zaten Türkiye'de aşamadığımız Belki de uzun yıllar üzerine düşünülmeyen şey buydu. İnanılmaz masalar geldi, inanılmaz mikrofonlar geldi. Ama çalma kablolar oraya falan, şey, her oldu. şey. Ama bir türlü o ses yakalanamadı davulda. Hmm. Neden? E çünkü davulcu o ses çıkarmıyordu hmm. yıllarca. Yani bu çok sonra belki de düşünüldü, uyanıldı mevzuya ve anca oldu. Hani 80'ler sound'u istiyorsan çok basit yani gevşeteceksin. bir tane de bir susturucu koyacaksın üstüne ve onu çalacaksın trompeti yani. Çok basit bir şey. Ben bunu genelde mesela şey üstünden de vuracaksın düşünüyorum. tabii. <laughs> Vur vurmak için şeyi gibi. Evet. Ben işin şey tarafında çok düşünüyorum hani mesela bir davulcunun ya da olursa bir ülke içerisinde müzisyenlere ayrılan sahneler ve orada yapabileceğin deneysellik diyeyim. Daha iyi bir kelime bulamadığım evet. için senin aslında o tuşeni ...gerçekten etkileyen bir faktör haline geliyor. Yani mesela işte LA'dan niye cayır cayır Fusion şeyleri çıkıyor? Çünkü mesela Baked Potato diye bir yer var. Çok acayip çalan ve gerçekten aşağıda aşağıda her şeye vuran... ...vurmaktan çekinmeyen ve bir şekilde de zaten çala çala o soundu... ...o tuşeyi, o dokunuşu daha doğrusu tuşeden kastım biraz daha ton çıkarmak hmm. aslında... ...ve buradan o sesi çıkaracak bir şeye de evriliyor e, gibi. E, yani benim kafamda birazcık şeye de oturuyor abi. Hani sahne, sahne önemli... Çalacak yer evet. önemli falan gibi. Evet. O zaman daha başka bir şey eklemek ister misin? Bu Yo. şarkıyla alakalı. Drag the Waters, Pantera grubundan Vinnie Paul davullarda hep beraber dinliyoruz. Evet, bu parçayı da dinledikten sonra ben aslında sondan bir önceki sorumu sana yöneltmek istiyorum. O da proje lideri olmakla alakalı. Lean Records dergi editörlüğü Aynı zamanda bunun işte kurucu ortağı olma ve Nazravi projesi özelinde de düşünebilirsin Örneklerine Proje lideri olmanın bu örnekler özelinde sana kattığı, öğrettiği, senin zorlanmana sebep olan şeyler ne oldu? Müzisyenliğine uzun vadede nasıl bir etkisi oldu? Beni bıraksalar ben sideman olup yani hayatımı hep sideman olarak <laughs> devam ettirdim. Çünkü şeyde bu teşhisi bana zaten hocam koymuştu. Sinan'dayken tasarıma giriş dersinde Levent Arşray... Böyle yıl sonunda yani bir sene geçmiş ve biz tasarıma giriş dersi almışız. Hı. Neler yapmışız ama. Hani böyle bütün tarihi geçmişiz falan. Heykeller, meykeller, onlar bunlar. Resimler falan. Ben şimdi sizinle ilgili bu derste sadece şey, gözlemlerimi anlatacağım demişti. İşte bana geldi sıra. Dedi ki Ediz, sen yanına böyle çok iyi adam koyup onu destekleyen ve onun böyle ileri iten bir şeyin var senin dedi. Yani kişiliğin. Orada duruyorsun. Hmm. Evet. Yani böyle öne çıkmak istemiyorsun ve böyle hani o ne yapılacaksa birini alıp onunla beraber yapmayı tercih ediyorsun demişti. Hakikaten hayatım öyle gidiyordu. Ama sonra ne oldu? Türkiye'de yani böyle baktım ki ya biz bir albüm kaydedeceğiz. Bize diyorlar ki işte ya biz albümümüzü yayınlarız ama bir vokal koysanız işte Türk müziği olsa içinde. Hmm. Bir işte kemençe koysanız bir bilmem ne, ne olsa. Oldu. O bir türlü yürümedi. O yüzden plak şirketi kurmak zorunda kaldım. Ondan sonra ya burada hiçbir eğitim alınacak bir dergi yok bir şey yok. Yani İngilizce bilen kaç tane insan var Türkiye'de. Hı hı. Tamam biz İstanbul'da yaşıyoruz ama Anadolu'da çocuklar hiçbir şey görmeye yetmiyor. İnternet daha böyle patlamamış. Hani heriflerin zaten bilgisayarı da yok evde. Hı hı hı. Yani bizde bile böyle hani düşe kalka bir şey var hı. falan. E nasıl olacak bu iş? Dergicilik yapalım ve böyle biraz daha işte workshoplar yapalım. Daha eğitime yönelik bir şeyler Burayı nasıl kalkındırız? Çünkü tam da Bilgi Üniversitesi böyle şeyleri oynuyor. Uzatmaları. Hmm. Kapandı hatta e, 2007'de şey. Daha dört bölümü ilave ettiler. Ben 2014'te galiba şey yapıp öğrenci alımını durdurdular. Evet, evet, durdurdular. O böyle zaten bitiyordu her şey. Ya bunu nasıl devam ettirebiliriz? İnsanlar nasıl bir arada bir şey e, bir araya getiririz? Tekrar bu müzik olayı devam etsin falan derken yine mecburen oldu. Ve ondan sonra üzerine Dergiden an... bahsediyorsunuz. Evet, dergi, evet, tamam. dergi oldu. Plak şirketi aynı zamanda işte. O biraz öncesinde başlamıştı fikir olarak. Sonra müzisyenlerin enstrümanları kırılmaya başladı şeyde. Pegasus falan. Her yerden haber geliyor. Alıyorlar ya para istiyorlar ya kırıyorlar. Yani Bülent Ortaçgil en son akustik gitarına böyle koltuğa oturtup ona para ödeyip kemer bağlayıp falan geldiğini <laughs> hatırlıyorum. Enstrümanıma dökün, dokunma diye bir şey yaptık, kampanya yaptık. baya derginin kapağı oldu bu. Hmm. Ondan sonra sticker'lar yaptık, tişörtler bastık. Dedik ki bunu çözeceğiz. Yani böyle televizyonlara çıktık falan. E bunu yaptık ve herifleri vazgeçirdik. Özel müzisyen dolabı koymak zorunda kaldılar. şeylere uçaklara. Hmm. E böyle böyle sonra dedik ki ya biz bu o zaman bir dernek kuralım, bir hmm. şey yapalım ve bir arada tutunalım. Madem böyle bir gücümüz var hmm. müzisyenler olarak. Serbest Müzisyenler ve Yapımcılar Derneği'ni kurduk. Hı hı. Böyle istiklerin ortasında bir tane ofis tuttuk. Bilmem ne falan. Sonra işte bu kadar başı çekince böyle bu arada tek başıma değilim yani. Böyle beş kişiyiz, on kişiyiz. Dergide zaten yetmiş kişi falan. Hı hı. Yani profesyonel müzisyenlerin hepsi yazıyor falan. Onlar ellerine sağlık. Kimse daha önce yazılar yazmamış. Hı hı hı. Yazmaya başladı. Bir sürü tasarımcılar ayrı, şeyler ayrı bilmem kontrol edenler ayrı yazıları falan yani çok ciddi bir ekip çalışıyordu herkes süreçte de öğreniyor zaten neyin aslında şey öğrendik. Ama. yani evet. mesela firmalar reklam verecek reklamlarını biz tasarlıyorduk o evet, kadar evet, şey evet, evet. E, reklam yani tasarımcı ekipleri yok hiçbir şey bilmiyorlar yani böyle bayağı Word'de falan yazıp yollamaca Hı -hı. diyoruz ki ya bunu bir dakika hani şunu yaptıralım da böyle güzel bir tasarım olsun ne kadar gitti iş ve bu bir şey öğrenmeye başladı evet. sektör olmayan yani bizim Ülkede bir sektör oluşmaya başladı aslında. O yüzden mecburen ben bu işlere girmek zorunda kaldım. Hı hı hı. Ama sonra demoralize oldum. Çünkü mesela dernekte işte bir aidat ödenmesi gerekiyordu. Ayda 30 lira hı hı. diyelim ki. Ee, yıllıkta işte falan bir şeye denk geliyor. Para da değildi aslında o zaman. 2011 yılından falan bahsediyorum. Yani 2011 2012 yılında. Hı hı. Ya kimse bir para ödemek istemedi. Yani o zaman ben şey oldum böyle bir anda çekildim hı hı. E, o hikayeden. Ondan sonra daha çok kendi bireysel şeylerime yöneldim. Yani tamam dedim. Yani Türkiye'de sonuçta bir yere gidiyoruz ama aslında bir şey de değiştiremeyeceğiz. Sadece bir hayal görmüşüz yani. Hani bu işleri yaparak. Çünkü dergi bitti, mecburen reklamlar gelmemeye başladı. AKP bir şey değiştirdi. Reklam yasası değiştirdi. Evet. Onunla birlikte bize verecekler. Zaten küçüldü. E o başlayınca festivaller kapa bitmeye başladı. Bilmem ne oldu böyle bir yıkılmaya başladık aslında. 2012 yılında 10 yılında galiba Hı -hı. çıktı bu yasa. 11 12 artık iş bizim şu günlere gelmemize sebep oldu ve bunlar oldukça ben de kendi projelerime yoğunlaştım ne hmm. yaptım İşte Nazlıra ve grubu evet. zaten çaldığım gruplara önce onlara müzikler yazdım öyle gitmeye başladı bana kattıklarını ne bu yolda çok şey öğrendim kendi adıma ama tekrar böyle bir şey alır mıyım üstüme bak kim ne söylese diyorum ki ya siz yapın hmm. yani ben bana asla şey... başı çekmem ha, siz bir yapın ben de destek olabileceğim yerde destek olayım size. Yani artık böyle bakıyorum. Benden bunu kopardı mesela bu ülke. No. Ki öyle biri değildim zaten. Hani geri dönmüş oldum. Aslında no. ne yaparım? Desteklerim. Ve yaparım. Hani müzisyenliğimde işte o yüzden böyle hani bir şey çalalım bir şey yapalım. Plak şirketinde ama biraz daha ittiriyorum. Çünkü bu müziklerin yaşaması gerektiğine inanıyorum. Çok fazla şey yayınlanmıyor. Bizim yayınladığımız gibi. Yani o kadar az dinleniyor ki caz hmm. müzik Türkiye'de ya gerçekten çok az yani şöyle bir örnek vereyim diyelim ki ceza Hı -hı. bir parça yayınlıyor biz 87 albüm yayınlamışız onun bir aydaki streami bizim 10 yıldaki toplam streamden daha fazla oluyor 80 albüm. Projekte albüm. edilen 10 yıldan mı bahsediyorsun Aynen öyle. bütün şey toplamda stream olarak ha, yok yani anladım. o kadar fark var aramızda yani biz böyle bir din yani bu Türkiye'de işte yani yaptığımız müzikler zaten dinlenmiyor yani çok az insan tarafından dinleniyor. E biz nasıl ayakta kalıyoruz? Sideman olarak ayakta kalıyoruz. O yüzden başı çekmek dediğim şey benim için zaten bir yerde başı ne kadar çekebilirim o kadar çektim yani. 2010'ların başında zaten buradan çıktım ve böyle biraz daha kendi kendimize çok küçük alanlarda, gruplarda bir şeyler yapmaya başladık. Yani hikaye bu aslında bana kattığı hı hı. şey bu. Yani gerçeği gördüm <laughs> diyeyim kendi. Adım. Anladım. Peki şey ben bu senin hani çember yaptım olduğum kişiye döndüm şeyinde oradan başka bir pencere açıp şey de sormak istiyorum. Yaratıcı süreç proje lideri olup Nazdravya özelinde soruyorum sanırım bunu. Yaratıcı sürecin daha insanlara evet işte hep beraberiz ben böyle bir fikri getirdim veya böyle bir sound düşünüyorum diye daha böyle bir hiyerarşik bir şeyden mi gidiyor yoksa çok böyle herkesi bir şekilde dahil etmeye ekstra cesaretlendirdiğim bir süreç içerisinde mi? Yani genelde ben her şeyi yazıp bitirip getiriyorum grubu. Yani hmm. benim istediğim şey aslında beraber bir şey yapmak. Ama o hiçbir zaman olmuyor. Çünkü e, gruptaki herkes star. Yani hmm. herkesin kendi projeleri var, evet. kendi dünyaları var, kendi başka şeyleri var. Yani o çağırıp böyle beraber bir yere gidelim. O Eskiden de o. Yani hani bizim böyle haftanın dört günü işte Ricky Ford Orkestradayız. Evet. Haftanın beş günü sabah sekiz provası. Öğleden sonra dersler bitince üçten... Ucu açık 7'ye kadar bazen gece e 10'a kadar. Kadar, 10 12'ye kadar falan hmm. çalıştığımız onlar bitti. Kara orkestra da aynı şekildeydi. Yani biz atölyede o zaman evliydim ben. Bana eski eşim diyordu ki ya ben senin herhangi bir gruba bu kadar gidip prova yaptığını görmedim diyordu. Yani hakikaten haftanın 4 günü gider 6 saat falan prova yapardık yani. Hmm. Onlar bitti bizim için. Yani öyle bir şey benim istediğim o ama artık hayat koşulları hiçbirimize böyle bir şey izin vermiyor. Dolayısıyla prodüksiyonlar eve döndü. E ne oldu? Ben evde bitiriyorum. Her şeyi yazıyorum. Her şey senin kompozisyonunda en sonunda şey. alıyoruz hmm. işte notaları falan. Evet. Ondan sonra ekleniyoruz. Hatta bir araya gelip de çalmıyoruz artık yani. Herkes hmm. evinde çalıyor. Yani ben önce davulunu çalıyorum. Sonra bas hmm. <laughs> ekleniyor. Sonra işte keyboard, sonra gitar, sonra nefesler. en son vokal eklenip bitiriyoruz. Artık öyle bir proses var yani. Başı çekmem o. Yani her şeyi hmm. yapmak zorundayım artık. Anladım yani zaten aslında dediğin yani söylediğin şeylerin içerisinde çok fazla hani bilgi var ülkeye dair de dünyanın Aslında müzik endüstrisinin de birazcık döndüğü taraf birazcık meşguliyetinin sana Herkes öyle eski kadar... yok kesinlikle yani, evet. yapacak bir şey yok. hayatta kalmaya güzel enerji verebilecek bir sonraki parçayla devam etmek Evet Önerim. inanılmaz bir enerji veriyor. Evet yani <laughs> insanların böyle yani, evet, hani lanet okurken aynı zamanda güç bulduğu. <laughs> güç buldu, aynen. <laughs> ee, ama birazcık yani playlist'ten öyle bir şey de var. Hani hem protest sanki evet. bir his aynı zamanda da bir dakika ya böyle insana hani İngilizce tabiri de şey denir ya empowerment kendine <laughs> kendini güçlü hissetme ve şey yapma. Öyle bir hakikaten ruhu var. <laughs> Zaten demin de birazcık sinyalini vermiştin. Testament grubundan Eyes of Wrath 1999 yılında yayınlanmış olan The Gathering albümünden geliyor olacak. Davullarda Kübalı, Dave. Amerikalı evet. Dave Lombardo var. Dave Lombardo Lombardo geliyor burada. Lombar bence çaldığı, Lombar çalıyor. Evet. Bence çaldığı en iyi albüm bu. Yani Dave Lombardo'nun. İddialı bir laf ama haklı olabilirsin deyip ben Sound şeye... olarak... Da daha da aldım. iddialandırdın. Evet. Ben böyle daha ortadık evet. şekerli bir şeye döneceksin. Zaten <laughs> hiç öyle ben, olmadım. Ben, buna, evet, ben, bu ben haline... bunu bilir, bunu söylerim. Evet, yok şey şeyi de seviyorum ama yani Steve Giorgio da, Basçı da hmm. öyle. Yani bu parçalar da çok iyi. Evet. Ya yani tam oturmuş böyle. Hmm. Yani Slayercılar çok büyük. Şu anda laf ediyordur. Hani bunu izleyenler ama. Yok be abi. Öyle yani. Gönül köprüsü vardır. dev Lombardo... Evet, herkes arasında kurduğu bir şey. bence. Çünkü hani Slayer albümleri ayrı yani hmm. onlara ayrı bir şey ama hiçbir zaman soundu ve şeyi böyle mesela ben burada çok daha rahat onun davulculuğunu ve hmm. böyle hani fikir zeka şeyini anlıyorum diyeyim. Ya bir de ne stamina ya ben, ben mesela şeyden İnanılmaz çok etkileniyorum. no trigger diye koptuğu şey işte Yani of. no triggering. Çok Peki sadece davul mesela performanslarıyla alakalı yani Dave Lombardo dışında Hiç söylüyorum. sevmem. Steve Gell'in falan şeylerini de mi sevmiyorsun? Hiç hani, sevmem. Solo da sevmedim. Bana solo bırakmasınlar lütfen. Benim kendi albümlerimde galiba böyle çok minik bir yerde bir şey olabilir. Abi söyleseydin. Ben solo da çalmam. Bir şey Kendi söyleyeceğim. asla çalmam. Millet Biz ne yaptık falan. o zaman? Bil solo çaldırdınız. Demin yani. dedim başta. Ben hiç sevmediğim bir şey aslında. Ama ben, ben böyle müzik de bir şey çalmayı severim. Ya ben ama sana çalmış oldum verseydim yani. abim <laughs> güzel bir <hayat gülüyor> <yapalım>. altını. <laughs> Hayır bu arada aslında öyle bir şey vardı ama bu kadar böyle bir net duruşun olduğunu bilmiyorum. Yok ya. ben hiç sevmem. Eyvah. Yani. Hani caz cazda daha... geleneksel olduğu için evet. tabii ki trade'ler oluyor bir şeyler oluyor. Yine ama trade asla sırası geldi beni... diyip falan. Yok öyle demiyorum tabii ki. Yani hakkını ver, vererek çalmaya çalışıyorum ama benim tercihim değil. Yani orada artık bir havanın da değişmesi gerekiyor. Sürekli enstrüman aynı enstrümanların solo evet. çalmayıp hani bence bas solosu ve davul solosu olmamalı dünyada. Hani ben böyle bakıyorum. Ha, gerek yok onlara. Bunu artık hani anladığım için sana yaklaşımım daha değişecek. Şeyle alakalı soru şey, ricasıyla ilgili. Parçayı dinleyelim. Parçayı dinleyelim. Testament grubundan geliyor olacak Eyes of Wrath. Davullarda Dave Lombardo var. Hep beraber dinliyoruz. Müzik Evet tekrar birlikteyiz. Playlist'te artık 9. şarkıya geçiyoruz ve senin programın başında da bahsettiğin ne olursa olsun dinlemekten alıkoymadım dediğin Dire Straits grubundan geliyor olacak. İngiliz grup. When It Comes To You şarkısını dinliyor olacağız. 1991 yılında yayınlanmış olan On Every Street albümünden geliyor olacak. Davullarda Toto efsanesi Jeff Porcaro var. Sana dönüyorum Ediz abi. Jeff Porcaro zaten röportajlarında Şeyde de vardır, Berkeley'de galiba ya da başka bir yerde tam hatırlamıyorum şu anda nerede olduğunu. Musicians Institute'da galiba, Heman şeyinde. Evet, falan öyle şeyler yapıyor. Ben de böyle yollarda, evet. hep yollarda olduğum için arabayla ya podcast açıyorum hmm. ya da video açıp dinliyorum onu izlemeden falan. Onun da hiç mesela hayatında hiç so solosu yok. Evet. Yani çok özel bir adamdır. Dünyada en çok işte kayıt yapan galiba müzisyendi. Vini onu geçmiş olabilir şu anda. Vini geçmiş Bizü olabilir. Bir sürü çalan tek kişi olarak düşünelim inanılmaz bir efsane. Ya bütün Dire Straits hikayesi çok ayrı. Yani bu kadar country gibi olup ama olmayıp böyle rock Hı -hı. olan ama solisti şey Mark Knopfler İngiliz edebiyatı hocası falan. Hani böyle storyteller olması. Hı -hı. Böyle bir şeyleri anlatırken inanılmaz gitar çalması. Ya yani groove'ların o kadar üst üste nasıl bu kadar iyi olur ya dediğim. Hı -hı. Basçının bu kadar sek çalıp, davulun bu kadar sek çalıp, gitarın orada olması. Hı -hı. Ya çok etkilendim yani bütün bu hikayeden onlarda olan şeyden. Bu parçayı seçme sebebim de bence yani bir groove nedir? Yani hani Türkçe bir açıklaması yok ya groove nedir groove? Hani swing'i e açıklarsın ne olduğunu hı hı. şeyin falan. O devinimin ne olduğunu bence anlatan belki de benim için anlatabileceğim öğrencilerime hı hı. de hep böyle ya bu parçayı dinleyin groove nedir? Hani çok basit yoldan yani onu bir fikir edinirsiniz. Evet, fikir edinirsiniz diyebileceğim parça olduğu için. Ya yani bu ben bu grupla her akşamüstü yaşadığım sürece böyle bir tane işte bir pıst diye bir kırmızı biri açar hemen basarım falan hani böyle gelir o sound sistemden hmm. inerim böyle işte kaçtı yarım adaya orada dururum güneşe bakarsın böyle hep Dire Straits böyle hayatımızda çok acayip bir yerdi hmm. yani Cem Tuncer'le beraber arabada giderken mutlaka o böyle bir You Your Friend çalar falan ne bileyim hep böyle çok büyük bir yere yayıldı hmm. benim hayatımda bu parça şey grup parçalarıyla. O yüzden hani orada beni etkileyen hem sound var, hem müzikalite var, hem söz var. yazarlığı, her hikaye anlatıcılığı. Şey yani inanılmaz bir grup. E sen ilk başta ne zaman karşılaşmıştın? Kim yani, yani kim vesile olmuş? 2000'lerde, 2000'lerde galiba. Böyle başlarında şeyde televizyonda gördüğümüz bir işte da hmm. da 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 diye gelip o davulların orada falan Money for nothing falan duyunca hmm. böyle hatta şey olabilir Güven Erkin'in programı 90 sonları Dream TV'deydi galiba program. Yüksek ses. Ya evet 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 yüksek evet, ses yüksek galiba ses, ses. hatırladım ilk. Tamam. Yani TRT 3 Rak Market değilse budur. Yani birinden birinde denk geldim. Böyle 90'lar 2000 yanlış oldu 90'larda yine denk geldiğim bir grup. Şimdi bende büyük bir şebek arşivi var. Çok baştaki sayıları yok sadece. Bütün Şebek dergisi 90'larda çıkan hepsi var bende. Hmm. Şöyle falan galiba hmm. yani. Non Serviam tüm sayıları var. Enret'in tüm sayıları var. Enret biraz kısa sürmüştü galiba. E oralarda da o kadar çok gruptan şeyden, hikayeden bahsediliyor hmm. zaten. O arşivcilik orada benim çalıştı yani. Bir pul koleksiyonum vardı. E böyle Dergi Sovyetlerden bu beri. Ha. Çok küçük yaştan beri hmm. başladım. Acayip böyle Sovyet pullarım vardır. Eskiler de vardır. Hmm. Yuri Gagalin'ler falan hepsi hmm. falan ondan sonra bu dergicilik, kasetler falan geldi. CD geldikten sonra bir yere kadar. Ondan sonra koptum gittim ben de çok ulaşmadım. Yo, anladım. Ama o dönemdir daha Straight yani. Bu arada şey koleksiyon işte Sovyet döneminden kalma şey dedin de Sovyet Ko Sovyet Kovo Foto diye bir dergi çıkarıyordu. Ha. Sovyet zamanında yani zaten bir propaganda dergisi olarak çıkmıştı evet. ama ben Rusya'dayken bunun böyle bir şeylerine denk gelmiştim. ...acayip bir fotoğraf dergisiymiş. İnanılmaz hepsi ya bu arada. Yani Sovyetlerin bilmiyorum sanat... Bunları ...kültür şeyleri. Acayip. Yani böyle şey gibi yani... ...sanki böyle ressamlar... ...çizmiş uçuk şeyler var. yani hmm. Fantastikti. Ben bu arada... ...fantastik edebiyata büyük kopuyorum. Hmm. Ve aslında film izleme şeyim... ...hani böyle yüzüncü kez yüzüklerin efendisi aç... ...hemen izle evet, falan. Evet, evet. Ya da Star Wars... ...işte ne bileyim şimdi Mandalorian'a ayrı kop. Dune Of falan hani böyle hep oradayım. Hani ve bu Sovyetler o konuda manyaklar hmm. yani. Ha pulları o kadar rengarenk ki böyle hmm. Hani böyle içinden çıkacak gibi o insanlar falan. öyle Hala devam yani. eder misin şey koleksiyonerliğine? Devam etmiyorum ama şey kardeşim dedi ki ya burada bu şeyler onları. Haberin da buydum, olsun. Kolye dedi of. verdi şu anda kaçta hepsi? Hoş tek tek, tek açacağım ben daha tam taşınamadım da. <gülüyor> <gülüyor> ya taşındım ama onlara dokunmuyorum ben. <laughs> <laughs> ya onlar birazcık böyle başka bir statement gibi oluyor yani bunu evet. açınca bir şey böyle hani demek bu falan. Böyle mi? ışıkları koyup gece falan kafayı iyice çekip böyle açıp. <laughs> neydi bizim geçtiğimiz falan diyeceğim. Şey, Dire Straits arkaya koyarsın o zaman. Çünkü zaten gün battı biz da şey yapıyormuşsun. Evet. Bence çok şimdi iyi. de yapıştıralım. Şimdi de yapıştıralım. Şey. Bu arada Jeff Porcaro'nun biyografi kitabı It's All About Time kitabı Hudson Müzik'ten iki sene önce falan çıkmış olması lazım. Bu da çok yayınlandı. Çok acayip bir kitap. Bayağı böyle Bilince Jeff çevirtelim. Porcaro ya. çevirtelim. Çevirtelim Dün dünyaya yani Türkiye'deki tüm müzisyenleri aslında büyük katkısı olur. Ya yani muhakkak olur. Hazır burada lafını da etmişken evet. bu inisiyatifi alabiliriz yani. Çok güzel de olur. Tabii, çok güzel olur. Tamam. Hazır e, yayıncılığım yokken. <laughs> türü, türü, Benim türü alakam yayıncılık. yok. Ben sadece birilerine diyeceğim ki ya şunu siz yayın evinde <laughs> aslında bir şey yapın ne falan diyor. Ya. Evet. İmge falan hala vardır. İmge mutlaka yapar bunu. İmge evet. yayınları vardı. Bütün Led Zeppelin'leri Nirvana'dır, Metallica'dır kitaplarını onların kitaplarını yani. şey yapan. Kesin evet olsun. şey çok önemli kaynak, çok önemli davulcu. Yani böyle bir şey olursa Türkçe e, şeysi de çok güzel olur. E, zaten aslında Hudson Music'in genel olarak kitapları Tabii. bir şekilde böyle Türkçe kaynak olarak da şey yapılsa acayip bir arşiv niteliğinde veya eğitim e, sanat pedagojisinde çok Türkiye içerisinde şey açabilir güzel bir sayfa açabilir. Yani ben sınava gittiğimde hmm. şeye New England konservatuvarına hmm. oradan o Hudson Music'e girip bütün bavulumu sadece eğitim kitaplarıyla doldurup öyle çıktığımı hatırlıyorum. Of ya. Herkes bir şey alıyordu. Ben sadece kitap alıp döndüm yani geri. Bunları da dedikten sonra Dire Straits'e bu şarkı dinlemeye başlayalım. Evet. Groove nedir? Groove nedir isimli. Dersimize hoş geldiniz. Dire Straits When It Comes To You davullarda Jeff Porcaro var. Hep beraber dinliyoruz. <laughs> Evet tekrar birlikteyiz. Ediz abi ben demin sana aslında sondan bir önceki soru demiştim ama bir önemli sormak istediğim bir soru daha var. Onu atlamışım. Soru da şu. Kariyerin içerisinde sana en büyük sanatsal dönüşümü ve kavramsal sıçrayışı çözülümü yarattığını düşündüğün davulcular, hocaların, çalıştığın beraber sanatçılar kimlerdi? Ve bu insanlardan aldığın en iyi tavsiye üzerine bir soru sorsam. Yani tabii en iyi diye bir şey yok ama tabii ki Ricky Ford yani. Bütün hayatımı değiştirdi. Hı -hı. Yani ki Ford'la tanışmak Bilgi Üniversitesi'nde 2002 yılında. Ve onun grubunda çalmaya başlamak. Yani bütün hikaye aslında öyle başlıyor. Benim o janrayla yani Charles Mingus'un saksafoncusunun evet. grubunda çalıyorsun. Ve aslında böyle gece gündüz berabersin. 3,5 yıl hiç durmadan haftanın 5 günü e, beraberdik. Sabahtan işte sonra dersler sonra tekrar akşam. Gece birlikte bir yere gitmek, evde yemek yapıp geri dönüp çalışmak gece 12'de gibi böyle bir sürü şey, onlarca parça aranjman, e, onun davula geçip şu aslında böyle bir şey, bak böyle çal demesine kadar bir şey oldu. Bir şeyinde de Cengiz abinin Cengiz Baysal'ın işte benim hocamdı zaten. Hı. Ben hep onu seçtim. E, bütün derslerde bir. Derslerde yani birebir ders seçmeli hı hı. ders olarak hangi davulcuyu seçerseniz de. Ben hep Cengiz abi'yi seçtim çünkü derya deniz gibi bir bilgisi var ve çok iyi bir hoca. Hı hı. Ne öğrenmek istiyorsam ondan hep onu aldım. Ya yani ona ne sorduysam cevabını aldım ve nasıl çalışacağımı, nasıl yapacağımı hep bana mentor olarak da, hoca olarak da çok düzgün gösterdi. O yüzden hı hı. benim o şey paralel gitti böyle. Ricky'nin söylediği şeyler, kafaya taktığım, dinlediğim müzikler ve Cengiz abi'nin işte oraya şunu çalışırsam bunu böyle çalabilirsin demeleriyle gittiğimiz Hı -hı. yer aslında. Şey de Ricky Ford örneği de şeyde çok güzelmiş. Kendi kendini anlamanı da bekleyebilirdi belki. Ee, öyle bir şey Yo, değil gerçekten de hepimiz için. Hı -hı. Yani Ricky Ford şey bir adam asla olmadı. Kafana kakarak bir şey öğretmeye çalışan bir hoca değildi. Ayrıca biz grubunun elemanıydık. Zaten biz hani bir davulcu olarak bana o şeye çok takılmazdı böyle. ince ayrıntıya takılmazdı. Hı -hı. Genel olarak bir duruma takılırdı. Çünkü biz mesela 6 ay boyunca ne kadar sonra ya? Belki de bir sene sonra ilk konseri çaldık. Bilmiyorum. Ya biz her gün prova yaptık. Hiç çalmadık. Konser çalmadık yani. Hı hı. Veri ki bize bir parça getirdi. Çalınamıyordu bayağı. Çünkü Türkiye'deki nefesi tarihini değiştirdi. Hani şimdi baştan sayayım Ricky Ford birinci tenor. Barış e, Ertürk ikinci tenor saksafon. Hı hı. Çağdaş Oruç alto saksafon. Yanında Durutuna öbür alto saksafon. <laughs> Ondan sonra öbür tarafta Seren Erkol alto da çalmıştı ama bariton saksafonu attı onu. Sonra Sine Yılmaz geldi. Sonra onun Engin Recepolları öğrencisi oldu Riki'nin. Böyle hayatım, yani Türkiye'de şu anda çalan herkes aslında evet. neredeyse orada yetişti diyeyim. orkestrada. Ahmet Türkmenoğlu elektrik bas çalıyordu. Kontrbasa geç dedi. Kontrbas öğrendi. Şu anda Amerika'da bir ho hoca bir okulda. Hmm. Yani o kadar ileri gitti yani. Richard Davis'le tanıştırdı onu. Az sonra en son parça, dinleyeceğimiz parçada çalan basçı, Alvin Jones'la birlikte, ona yolladı, sonra o öbür tarafa gitti. Yani hepimizin üzerinde öyle bir etkisi oldu ki, ama şöyle yapıyordu, bir parça veriyordu, hiç kimse çalamıyordu ama yani gerçekten böyle giriyorduk, olmuyordu, geçiyordu. Bir sonraki parça, bir şey, dağıtıyordu böyle. Hmm. Hep de alışkanlığı şuydu, harika. böyle önüne bir şey vermezdi. Yani ne çaldığına göre sonraki parçayı seçiyordu. Sonra onu çalışıyorduk, hiçbir şey olmuyordu yine. Yani böyle bir şeyler çalınmaya çalışılıyordu. Hiçbir şey olmuyordu. Olmuyordu, olmuyordu. Böyle 6 ay, 8 ay sonra böyle herkes parçaları ezberlemiş ve böyle cayır cayır çalıyor hmm. oldu. Hiç zorlamadı bizi. Yani böyle bir şey olacak, o bilmem ne yapacak falan. inanılmaz bir e, benim mesela öğrenci sonra ders verirken gördüğüm şeylerden biriydi. Meğer çok aklıymış yani. Birini çok zorladığın zaman beynini kilitliyorsun yani. Öyle hmm. bir fazla yüklenmeye gerek yok bir konuda bir rahat bırakman gerekiyor. O zaten onu düşünerek bir sonraki ertesi hmm. gün zaten çözüyor kafasında hikayeyi. Hmm. Benim bir öğrencim vardı, hiç unutma. Yani benim en böyle şaşırdığım olaylardan biriydi. Ya çocuk gerçekten geldi 6 ay, 8 ay hiçbir şey çalamıyor. Çıldıracağım artık. Annesine babasına dedim ki genç de 12 yaşında falan. Ya dedim boşuna para veriyorsunuz. Yani hmm. ilerlemiyor çocuk. Yani bir şey olmuyor. Bir duralım, ondan sonra bakalım. Hmm. Bir 6 ay sonra tekrar konuşalım. Ne yapıyor falan. Çocuk gitar çalmaya başlamış. Evde bir şeyler olmuş. Bir geldi sular seller gibi davul çalıyor. Hmm. O çalıştığımız şeyleri kendi kendine yavaş yavaş oturtmuş kafasında. Evet. Ve çalmaya başlamış. Yani o kadar da zorlamamak lazım bir şeyleri. Bir de herkesin, olmuyorsa ara vermek. Herkesin zaten Herkesin farklı. kendi şey ritmi. Öğrenme yani. şeyi farklı. Yani hani e, algıları farklı. Kafasında yarattığı şey. O yüzden Ricky öyle bir hocaydı. Yavaş yavaş bize hep bir şey öğretti. E bu da üç buçuk seneye yayıldı. Biz yani Hani Paris'te Lionel Hampton jazz Club'da da çaldık bilmem ne festivalinde de çaldık Türkiye'de bir sürü konser çaldık. yani her yere gittik. Hmm. Ya yani dün ya yani jazz kitabında bir buçuk sayfa ayrılan belki de en adamlardan biridir bir ekol çünkü hani bir ekolü devam ettiren yani saxofonçulik Ford Hı -hı. Ee, ve böyle çok değerli bir şey oldu benim hayatımda. Bir sonraki artık son playlistin son şarkısına Parçasını parçasına ediyoruz. geçeyim. Elvin Jones, Dear John C. John Coltrane'i. E, ithafen yazılmış bir parça, Dear John C. albümden e, 1965 yılında yayınlanmış olan çok büyük bir isim ve sözü sana bırakıyorum. Evet, yani bütün bu hikayenin aslında başından sonuna geleceğimiz yer ve benim hayatımın tamamını kaplayan adam yani Elvin Jones. Hı hı. Bir de tabii ki atlamayalım, John Bonham. Ama yani liste böyle gittiği evet. için ve zaten Deep Purple gibi rock parçaları olduğu için bir tane daha şeyden koymaya ihtiyaç duymadım açıkçası hı hı. ama. Yani Bonham'da böyle yıkılan, yıkılıp çalan ve orada böyle çok da takılmayan adamlardan biri. O yüzden Alvin Jones'la Bonham'da benim davulculuk kariyerimde e, sound olarak da, <laughs> düşünce olarak da çok yakın giden insanlar. <laughs> Ama Alvin Jones'a vardık. Ben bütün bu hikayede geldik böyle 90'lara doğru, 90 sonlarına doğru. Benim Kabataş'tan yine alt dönemin bir Onur diye bir kardeşim vardı. <laughs> Onun da amcası Şenol Küçük Yıldırım'mış. <laughs> Şimdi Onur da dedi ki bana... Ya dedi benim amcam şeyde Berkeley'de okudu zaten ve buraya dönüyor hani Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Sonra Şenol abiyle dedi ki ya benim işte böyle böyle Berkeley'de okuyan bir Davulcu Aydın Esen'le falan da çalıyorlardı o dönem falan deyince ben böyle hani böyle Aydın Esen Timescape albümleri evet dinliyoruz ya. Living bilmem. Ne oluyor falan oldum böyle Timescape dinliyoruz tabi o zaman Living yoktu galiba. Ben dedim ki ya lütfen beni şey yap ben ders alayım ondan hmm. diye aslında benim caz maceram orada başladı. Ya daha önce takıldığımız şeyler böyle genellikle davulculuk üzerineydi ama direkt caza girdiğim ilk hikaye buydu. Hı hı. Şimdi biz bir tane ders yaptık onunla. Hatırlıyorum hatta böyle şişhanede bir yerde bir stüdyo. Sonra Şenol abiyle, ya çok iyi hatırlıyorum çok acayip bir dersti. O dedi ki ya ben şimdi bir tane ders yapabileceğiz. Çünkü ben bedelli askerliğe gidiyorum dedi. Hı. Yurt dışında zaten 20 yıl yurt dışında yaşadım. Evet. Yani zaten başka bir ülkede Amerika'da galiba vatandaşlığı da var. Ben 20 yıl orada yaşadım. Şimdi gidiyorum. Ondan sonra derslere devam ederiz. Sen ne istiyorsun falan dedi. Ya dedim ben müzik okumak istiyorum. Şu anda şeyi de okuyorum ama e, endüstriyel tasarım. Aslında müzik okumak istiyorum. O yüzden biraz da oraya hazırlanmak istiyorum falan. Tamam bir bakalım bir ders şey. Şunlara çalıştın mı? Yok. Buna çalıştın mı? Yok. Tamam. O zaman şimdi bak. Syncopation üçlemeler ve şöyle bir şey var dedi. Bir girdik. Ya böyle şeyde kulaklığı takıp metronomu açıp o Böyle parmaklarla otobüste eve gidene kadar o zaman güneşli de oturuyorduk hmm. koca sınavda. Annemle gidene kadar kafayı yemiştim. Bu nasıl bir şey ya? Ayağı buraya atıp buna. Yani orada benim için hmm. bütün olay böyle bir önceki soruda kim atlattı diyeceğim evet. şeylerden biri de bu mesela. hani Böyle acayip bir şey olmuştu. Sonra Şenol bile çalıştık. Hmm. Bilgiye girene kadar. Zaten bilgiye sınava girdiğimde de işte Can Kozlu vardı evet. sınavda. İşte Cengiz Baysal vardı. Bir de Volkan Hüssever vardı. İki davulcu bir basçıydı benim sınavımda. Yani şeyi sorduklarında Can Hoca şey demişti. Ya evet Şenol zaten bütün müfredatı biliyor. Çok da doğru öğretmiş zaten her şeyi falan demişti yani. Hmm. O yüzden öyle bir şey olmuştu. Orada da o askere gitti. Ben de böyle yazın bir kuzenlerim falan bir yere gittiler. Bodrum'a, Akyarlar'a, Devlet Ülke ah. falan. Klasik vardır ya. Hmm. Otobüse bin. Hatta şeyi de hatırlıyorum. Megadeth konserine geldiğinde gittim. O yüzden onlarla gidemedim arabayla. Megadeth'i <laughs> izleyip böyle... Maslak Veni miydi neydi <laughs> adı falan en önde böyle. Hani ondan sonra o gece konserden çıkıp otobüse binip Akyarlar'a gitmiştim. Sonra orada böyle gezerken DNR vardı. Akyar evet. şeyde Bodrum'da merkezde. Küçük bir DNR. Ya böyle şeyi aradığımı hatırlıyorum. Telefonla. Şenol abi. Elvin Jones diyor kim bu dedim. Tamam mı? <laughs> Elvin Jones CD'si mi buldun lan dedi. <laughs> evet dedim. Neredesin Bodrum'da? Ne diyorsun ya dedi. Hemen al. Dear John C. Tamam falan aldım. Bill Bruford var abi. Al hemen o da davulcu falan. Abi davulcular var arka arkaya. Nasıl olur? Herhalde yabancılar geliyor diye dizmişler oraya ne bileyim. Böyle Elvin Jones o Alvin böyle aldım şimdi. Yine klasik Sony CD player. Attım içine. Aynen bu parça böyle. İlk yani aldığın evet duyduğum ilk parça bu. 2000 yılı falan işte. diye böyle girdi ve ben ondan sonra şok mesela Bill Bruford albümünde hiç böyle ısınamadım. Yani hmm. o bambaşka bir şeydi. Yani oraya gitmedi mesela kafam o Fusion kafayı. Hmm. Ama burada böyle bir tutuldum ve ondan sonra ben artık şeye doğru tamamen bu caz hikayesine okul, mokul falan dedim tamam ya ben caz Olay okuyacağım. buymuş yani. Evet yani ben burada evrileceğim artık dedim. Uh, Elvin Jones, Dear John C. Davullarda Elvin Jones var. Hep beraber dinliyoruz. Müzik <laughs> Evet tekrar birlikteyiz. Playlisti tamamladık. Çok güzeldi zaten bir parça dinledik. Son programı kapatırken herkese sordum yani fix sorular arasında son bir soru yöneltmek istiyorum sana. O da ne gelecek acaba? Şudur yani. <laughs> Neden caz falan? Ne bileyim ben? Onun yok yok var yok ya onu öyle <gülüyor> sormuyorum. <gülüyor> Ama onun cevabı var mı bu arada sana? Ne bileyim ben? Ne bileyim ha tamam güzel cevap. Ee, şöyle davulculuğun aslında geleceğiyle bu enstrümanın geleceğiyle alakalı bir soru. Herkese bu soruyu inşa etme şeklim birazcık şöyle gidiyor. Bu e, enstrümanı bir teknoloji olarak düşünürsek ve nispeten genç bir enstrüman, yani davul seti haline gelmesi işte e, ikinci hat davulculuğundan trap setlere, trap setlerden işte dünya savaşı sonrasındaki şu anki şekline falan filan geldiği bir durum var. Ee, ve Tabii ki dijital elektronik e, aletlerin biraz daha müziğe entegre olmasıyla da dijital komponentli şeylerin girip çıkmasıyla da enteresan dönüşümler de yaşıyor ve e, bütün bunları böyle bir düşündüğünde e, ritmik dilleri bu enstrüman nasıl değiştirmiş kültürler arası aslında iletişimde müziği nasıl etkilemiş. Ve e, bu enstrümanın kendi yaşadığı dönüşümleri de düşünürsen, Sence aslında nereye doğru gidiyoruz? E, çünkü bir davulcunun aslında şu anki görevi artık sadece işte çaldım ve timekeeping gibi bir şey değil. Artık kayıt teknolojilerini bilmesi lazım, sinyal e, akışını işte ses manipülasyonlarını kullanılan softwarelerden tut hangi işte işte trigger meselesi, bunlara da birazcık bir hakim olma durumu da söz konusu ee, ve bütün bu yeni bilgiler aslında nasıl harmanlanıyor ve sen yani dünyadaki örneklerinde de ve sen bu gidişatı müzik sektörünü endüstri olarak da düşünürsen, bunu sadece bir sanat pratiği olarak da düşünürsen nereye doğru evrildiğini görüyorsun? Bence insanların kafasındaki yani herkesin kafasında bir müzik var ya hı hı. oraya doğru gidiyor yani aslında çok fazla yere gidiyor yani hı hı. bir yere gitmiyor hı hı. O, o net bir, bir yere yer çok değil. büyüdü evet. yani bir küçük bir yerden başlayıp büyüdü klasik yine şimdi küçülüyor yani şöyle bir sete geldi belki de ki belki de değil çok oldu sadece bir kick hayet evet. ile de çalınıyor şu anda. Oraya gidiyor. ayrı mikrofonlara gitar pedalları bağlayıp hepsini ona göre çalıp oradan bir elle de manipüle etmek, ses sound yapmak evet. diye bir şey de var. Ee, o yüzden aslında böyle bir sürü kola gidiyor. Hepsi de var olacak. Yani bu set bence hiç bitmeyecek. Yani Hı -hı. neyse o akustik setup. Ama bunun yanında elektronik bir şey de gelecek. İşte elektronik davullar var. Onlar da gelecek aslında. Ne ne müzik varsa oraya doğru gidecek. Yani dolayısıyla bunun devşirileceği yer bir tane yer değil. Hı hı. Çok fazla kola gidecek. Daha da fazla kola gidecek aslında. Çünkü teknolojinin nereye gittiğini bilmiyoruz aslında. Yani doğru. şu anda nereye gidiyor? Belki de sadece şöyle yaparak zile orada bir efekt yaratıp hani bir elimizle bagetle çalarak öbür elle sadece şöyle yaparak da davula bir şey yapacağız. Hı hı. Yani gibi şeyler de olacak belki. Bilmiyorum. Yani teknolojiye bağlı olarak insanların kafasındaki yere doğru gidecek. Ben genelde hani şey düşünmüşümdür minimalizmi savunarak söylemiyorum şimdi söyleyeceğim şeyi ama aslında enstrümanın birazcık primitif kalması yani ilkel kalması ve neresine vurunca ne ses alacağını bilmen birazcık tekni, teknik olarak nasıl nereden ses çıkaracağını öğrendikten sonra albümleri dinlemeye başladığında çok bir şey görmene gerek kalmadan... Evet bu sesi çıkarıyor. Şunu yapmıştır muhtemelen gibi. Bir analiz ve bir bilgi birikimi de oluşturtuyor ya. Ama iş ne zaman aslında bu bahsettiğimiz işte teknolojik ilerlemeyle daha başka mevzuları da gündemimize katarsa bu bilgiler acaba bu bilgilere ulaşmak bu bilgileri tahmin etmek daha böyle bir kompartmentalize bir durum yaratıyor mu? Yani atıyorum Edis Hafızoğlu kendi eksperiment ettiği kadar biliyor ve başka bir sanatçıyı gördüğünde çok acayip bir şey yapmış yani tahmin edebildiği bir şey var ama aynı zamanda oradaki sinyal akışını belki neyi nasıl triggerladığını tabii ki o insanın kurduğu setup kadar bilmiyor. E bu böyle bir ayrım ve bireysel keşif balonları oluşturma gibi bir gerçeklik yaratır mı sence? Yani olabilir ama dışarıdan çok da öyle görünmüyor. Yani müzik çaldığımız için aslında hı hı, hı. yani sadece davul çalıyor olsak, sadece davul duyuyor olsak evet bu bahsettiğin şeyler öyle olabilir. Hı hı. Ya bu ne kullanmış da bu ses çıkarıyor? Eskiden çok olurdu yani. Hı hı. Ne pedalı ya o derdik. Böyle hani zile bir şey koyuyorsun. Böyle evet, yapıyordun evet, da evet. falan. Hani ne koydu oraya da oldu derdik. Hı hı. Ama şimdi onlar artık bitti. Dolayısıyla sadece davul da değil mevzu. Yani Davulu, davul müziğin içinde nereye gidecek? Yani yine aynı yere geliyoruz. Yani evet. ben nereye gidiyorsam oraya gelecek. Sen nereye gidiyorsan oraya gelecek. Öbürü <laughs> nereye gidiyorsa oraya gidecek. Yani bunun bir tane cevabı e, veya bir tane yok bence. istasyonu yok yani. Yok. Var Herkesin şey hayali kadar bir yere gidecek. Hı hı. O da nedir bilemem yani. Ben belki ya buna komple böyle bantlar bağlayacağım. Ne bileyim üstüne balonlar koyacağım falan hani her şey olabilir. O ne, kadar haklısın ne? ki. Yani <laughs> o kadar sonsuz bir konu ki bu. Yani böyle şey sonsuz bir sound. Ne istiyorsan, ne duymak istiyorsan onu yapıyorsun. Ve bunu ben kendi adıma nasıl duymak istiyorsam öyle tasarlıyorum zaten davulu. Ya böyle çalma bu tomlarla çalma sebebi o bu kadarla diyelim. Ama Hı -hı. sen bunu işte ter bozuyor gibi melodiler de çalıyor. Evet. Burada da acayip çaynalar olsun, üst üste olsun, bilmem ne olsun dersen de sen öyle bir şey yapıyorsun. Yani davul setup'ı o mu bu mu? Yani hepsi. Evet. Dolayısıyla her şey olabilir. Belki de bu ha. zamana kadar bu soruya verilmiş en net, en kompakt nereye gidiyorsak oraya da beraberimizde götürüyoruz gibi bir cevap beni birazcık böyle şey etti. Doğru yani ne, ne ne soruyorsun Söyle böyle bir soruyu falan artık. gibi. Evet <laughs> birazcık. Artık insanlara solo da attırmayacağım. Aynen. Hiçbir şey yok. <laughs> <Peketleyip, de>. Aynen, <laughs> paketleyip paketleyip bitirelim. 10 parçada bitirelim biz falan. <laughs> yani <laughs> her şey mümkün. Ee, şeyi son sorayım. Senin kendi böyle deneysel, böyle laboratuvara girdim bugün, şunu denedim bugün, bunu denedim gibi. Hani davul setiyle oynama durumum var mı? Var evde aslında hmm. çok oynayabiliyorum artık yani her şey kurulu olduğu evet. için. işte zil üstüne zil koyuyorum, bilmem neyin üstüne bir şey kapatıyorum. Öbürüne bir bardak koyuyorum üstüne falan gibi böyle bir sürü şey deniyorum aslında. Çok ilginç. Ne işte. olacak diye. Yani sonuçta kulaklığı takıyorum ve ne sound çıktığına bakıyorum. Bir şey arıyor sam <laughs> eğer. <gülüyor> o parça ile ilgili, çaldığım parça ile <laughs> ilgili. Ve aslında bu soruyla da beraber program bitmiş oldu ve ayağına sağlık ediz abi. Ben Eyvallah. aşırı keyif aldım. Yani playlist de gerçekten benim bilmediğim grupları da bana böyle bir gösterdi. Ayağına sağlık. Çok Eyvallah. çok teşekkür ederim bu kadar. Ben teşekkür ederim. Sağ sağlık. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Diyorum. Teşekkür ediyorum. Program böylelikle biter. Velveleci çıkar.